Yani Sadedin, yani bu şey de bizim Konya Düşünce Okulu'nun konuşmalarında olabildiğince Sadedin Konevi ya da onun mahallesinde gezmek istiyoruz. Bu tabii her zaman mümkün olmaz. Çünkü yani konu mesela Konevi'nin bazı konuları var. Bunların anlatılması çok güçtür. Onları ben anlatmak istemem. Bazı konular var. Onlarda da Konevi'de doğrudan yoktur ama anlatılması gerekir. Şöyle bir çerçeve belirlemek lazım. Yani bu Konya Düşünce Okulu. Bu tabir kulağınıza iyi geliyor değil mi? Konya Düşünce Okulu arkadaşlar. Böyle yani böyle kolay bir şey değildir yani. Hani şuraya yazdı Konya Düşünce Okulu da Konya Düşünce Okulu denecek bir şey değildir. Yani Konya Düşünce Okulu yani bir büyük bir iddiadır. Çok büyük bir iddiadır. Konya diye bir yerin bir düşünce okulu varmış falan diye. Çok büyük bir iddiadır. Mesela hani Viyana Okulu gibi, Prag Okulu gibi, işte Varşova bilmem ne okulu falan gibi. Yani işte filan yani böyle bir sürü şey vardır yani. İşte Frankfurt Okulu vesaire falan böyle ekoller var yani okullar var mesela modern çağda. Ondan sonra şimdi bir de siz diyorsunuz mesela Konya Okulu diyorsunuz böyle az bir laf değil bu. Bunun için epey bir çalışma yapmak gerekiyor. Yani belki mesela isim kondu. Yani bu okulun ismi kondu. Daha zaman içerisinde yani 10 sene, 15, 20, 30 sene içerisinde bu isim dolacak. Yani ve bu ismin doluşunda yani doldurulmasında herkesin bir yeri var. Yani ben şöyle bir şey olmuştu. Şimdi bir gün Malatya'daydık zannediyorum. Orada bir şey düşünüyorlar. Böyle Niyazi Mısır ile ilgili böyle büyük bir kültür merkezi vesaire falan bir takım şeyler konuşuyorlar. İlgili kişiler işte valisi o zamanın işte belediye başkanı vesaire falan. Bizi de böyle davet etmiş hani görüşlerimizi sormak için. Başka bir arkadaş vardı. Bence onun görüşlerini daha çok merak ediyorlardı. Ben de herhalde onun hatırına dinlediler diye düşünüyorum yani. O zaman da öyle düşünmüştüm yani. Falan. Neyse ben konuşunca biraz moralleri bozuldu. Yani o arkadaş konuşunca çok böyle heyecanlandılar. Ben konuşunca biraz moralleri bozuldu. Fakat aradan işte kaç sene geçti? 10-12 sene falan geçti ve dediğim istikamette olmuş. Yani bir şey olmamış yani. Bence normal yani hani falan. Şöyle bir cümle vardı orada. Dediler ki biz burada dünya çapında bir kültür merkezi yapacağız. Dedim ki ben ya Malatya'da veya herhangi bir yerde dünya çapında bir kültür merkezi gerekmez dedim. Yani yapılacak şey bu değildir. Yani yatırımınızı buraya teksif ederseniz yani düşüncenizi buraya teksif ederseniz buradan bir netice çıkmaz dedim. Ne yapalım? Bana şöyle bir hedef belirleyin. 10-15 sene sonra işte Niyazi Mısri gibi işte bir de Konevi meselesini anlatmıştık orada. Sadedin Konevi'nin hani hayatının bir dönemi Malatyalı. İşte Konevi vesaire başka bir takım isimler üzerinden Malatya'da bir neo Mısrilik diye bir yani edebiyatta bir tarz gelişsin. Yani siz bunu destekleyin dedim. Yani mesela yeni şairler hatta ozanlar yani Niyazi Mısri yani illa bunun hani hepsini böyle tasavvufi yani İslami falan olması da gerekmiyor. Yani Malatya'nın diyelim ki biraz daha böyle ladini bir edebiyatı varsa onu da kaynaklık teşkil etsin. Yani 15 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra 10 tane şair çıksın, 15 tane şair çıksın. Siz bunları şimdiden destekleyin. Burada işte Niyazi Mısır okumaları yapın, başkaları falan, farklı farklı işte falan. Yani bu şekilde bir neo, yani bir neoklasizm, yani bir neoklasik falan yapın demiştim. Böyle canları sıkılmıştı. Ondan sonra yani dinliyorlardı beni ama hani hatıra yani hani bence. Şimdi olmadı yani herhalde olmadı yani hani olsa duyardık. Öyle bir şey olmadı yani ne kültür merkezi oldu ne bu dediğim oldu. Bizim şimdi burada yani Konya'da ben biraz şimdi artık kendimi hakikaten biraz Konyalı addediyorum. Konya'da şimdi mevzumuz yani Konya Düşünce Okulu üzerine mevzumuz şu. 10-15 sene içerisinde yani buradan işte Konevi üzerine yazı yazmasını bilen yani tam olmasa bile yani tam olmasa derken şimdi ben bunu kaydını koymak zorundayım. Çünkü yani ben beğenmeyeceğim herhalde. Diyelim ama o da yani o genç yazar o da beni beğenmeyecek. Yani beni biraz fosil kafalı bulacak falan çatışma olacak aramızda. İşte Mevlana üzerinde mesela Mevlana ile Konevi arasında terkip yapan bir yazar çıkacak buradan. Tamam mı? İşte ne bileyim işte Şems-i Tebrizi'nin işte o daha böyle fragmantal işte bilmem daha keskin anlatımıyla bilmem kimi birleştiren bir yazar çıkacak falan. Şimdi böylece biz Konya Düşünce Okulu'nda bir şey göreceğiz. Yani 10 sene, 15 sene sonra, 20 sene içerisinde yani Konya'dan böyle bir 20-30 kişilik şey çıktı yani bir yazarlar kadrosu çıktı. Yani Türkiye'de böyle hatırı sayılır bir Konya Düşünce Okulu takipçisi var. Kurumsal bir şey değil bu, entelektüel bir şey. Şimdi eğer bu sağlanabilirse yani mesela bunu yapabilirsek o zaman diyeceğiz ki hakikaten Konya geçmişte üretmişti.
tekrar üretebildi. Yani bir yerde yani kök varsa, hani yani şeyde toprakta kök varsa bu tekrar üretildi filan demiş olacağız. Ama şimdilik yani sadece bunun adı kondu. Muhtevasını doldurmak önümüzdeki yani yılların yani herkesin doğru çalışmasına bağlı. Yani mesela bizim diyelim ki mesela kişisel olarak benim ya da işte bir işte veya işte kurumsal olarak hani bu kuruma öncülük eden işte abilerimizin işte onların doğru çalışmasına işte sizin doğru çalışmanıza vesaire. Yani neticede İslam'a hizmet etmeye çalışıyoruz. İslam daha doğrusu İslam'ı anlamaya çalışıyoruz ve modern dünyada hani İslam'a sesi gür çıksın istiyoruz. Bu bir mücadele meselesi. Yani bir mücadeleden fazlasını söyleyeyim. Bu bir aslında hayat memat meselesi yani bence. Dolayısıyla bir beka meselesi. Yani gerçi yani şimdi hani Türkiye'de çok kullanılıyor bu. Yani doğru kullanılıyor, yanlış kullanılıyor tartışılabilir. Benim açımdan yani. Yani mesleki durduğum yer açısından bu tartışılabilir. Ama bu konu yani İslam'ın önümüzdeki hani 40, 30, 40, 50 sene içerisinde yeryüzünde ya da daha özel olarak yani Türkiye'deki yeri meselesi bir beka meselesidir. İslam'ın beka meselesi değil. Bizim bekamız meselesidir. Yani çünkü yani İslam yani Cenab-ı Hakk'ın dinidir. Yani onun kaybetmesi, mağlup olması vesaire diye bir şey söz konusu değil. Ama biz İslam'la aziz olacağız. Biz İslam'la izzet bulacağız. Bizim beka meselemizdir. Dolayısıyla yani şimdi bu Konya Düşünce Okulu bu istikamette yazarlığı hedefleyen yani yazarları hedefleyen bir yer olması lazım bir. İkincisi o yazarların çıkabilmesi arkadaşlar çok enteresan bir şeydir. Şimdi rahmet babam bir şey derdi. Oğlum derdi. Sivas'ta herkes çok güzel türkü söyler. Bu nedenle içlerinden Aşık Veysel çıkabildi derdi. Bu çok doğru bir laftır bu. Yani Aşık Veysel'in çıkması için yani herkesin türküyle ilişkisinin olması lazım. Yani bu böyle bir şeydir. Yani burada yani ortalama standart hani ne kadar yüksekse yani mesela şeyde bir gün şöyle bir belgesel izlemiştim. Daha doğrusu bizim kayınbirader izlemişti. O anlatmıştı bana. Çok hoşuma gitmişti. Ben şimdi hayatımda iki tane futbolcu beğenirim. Biri Maradona, bir de Ronaldinho diye bir futbolcu vardı. Böyle hani şey nerede unuttum ya okudu. Yok şey Barcelona'da oynuyordu galiba. Şimdi onun hayatıyla ilgili bir şey yapmışlar, belgesel yapmışlar. Diyor ki, şimdi adam soruyor diyor, işte nasıl şöyle şöyle, yok diyor o değildi diyor, esas amcasının oğlu çok iyiydi diyor. İşte biliyorum dayısının oğlu şöyleydi, işte mahallede falan, yani 20 tane kişi sayıyorlar, Ronaldinho'nun içlerinde değil, güven Ronaldinho'nun belgeselini yapıyorlar, tamam mı? Yani ama onların hiçbirisi tutunamadı, yani onların hiçbirisi bu futbola giremedi, işte bunun işte önü açıldı, bir şey oldu falan filan. Şunun için söylüyorum bunu arkadaşlar, şimdi bir yerde, yani iyi bir yazarın çıkabilmesi için, yüzlerce kişinin ömrünü kaleme adaması gerekiyor. Yani bu böyle bir şey. Yani yüzlerce kişi, yani binlerce başarısızlığın üzerinde bir kişi yükselecek. Yani bu açıdan, yani kaleme verilen emek toplumsal olarak da mutlaka karşılığını bulacak. Yani mutlaka karşılığını bulacak. Yani bizim yani çok yani kalemi çok tüketmemiz, kağıdı çok tüketmemiz vesaire falan böyle böyle hani belki diyelim ki 50 sene sonra Mevlana'yı gölgede bırakan belki de bir adam çıkacak. Çıkabilir mi? Çıkar. Prensip olarak çıkar. Yani İslam geleneğinde bu böyledir. Çıkar yani. Prensip olarak. Sadettin Konevi, ben şimdi diyorum mesela Konevi'den daha büyük düşünürümüz çıkmadı. Hiç çıkmaz mı? Valla çıkabilir yani. Yani çıkar yani. Nasıl olacak bu? Yüzlercemiz kaleme yatırım yaparsa, geleceğini kalemden beklerse çıkabilir. Çıkma ihtimali vardır. Konya Düşünce Okulu bu nedenle aslında Konya Düşünce ve Yazı Okulu demeye gerek duymaz. Niye? Çünkü düşünce zaten yazmakla ilgili bir şeydir. Olması lazım. Yani böyle bakması lazım. Belki ileride inşallah böyle çok daha verimli neticeler, verimli şeylere gideceğiz. Şimdi bu nedenle dedim. Yani her konuyu Konevi'den anlatmayacağım. Ama bazen olacak işte Konevi'nin bir şarihi üzerinden. Bazen olacak onların düşüncesini dikkate alarak modern bir sorun üzerinden burada bir metin konuşacağız. Yani bir metin yani bir takım şeyler tartışacağız. Şimdi bugün konuştuğumuz konu böyle değil. Bugün konuştuğumuz konu aşağı yukarı Sadettin Konevi yapan konulardan bir tanesi. Yani şöyle söyleyelim. Yani Konevi bir büyük düşünür ise, büyük bir metafizikçi ise şu söylediğim konuyu ele aldığı için büyüktür. Yani böyle bir konu olmasaydı Konevi büyük olmazdı. Yani yani şunun gibi şimdi denir ki şerefül ilmi bir malumihi. Bilginin kıymeti
bize neyi anlattığıyla ilgilidir. Bize anlattığı konu çok değerliyse bilgi de kıymetlidir. Bunu yazar açısından da söyleyebilirsiniz. Sizin yazarlığınızın kıymeti biraz yazdığınız konularla da ilgili olabilir. Şimdi Konevi'nin kıymeti, değeri ilgilendiği temel konularla ilgilidir. Nedir o? Allah. Sadettin Konevi'nin zihninin merkezinde Allah vardır. Yani Allah meselesi vardır. Şimdi bunu söyleyince böyle, evet hocam ya bu böyle olmalıdır diye düşünebilirsiniz ama bu kadar basit bir konu değil. Neden? Çünkü mesela Allah bizim de bir meselemizdir ama bizim için daha çok bir inanç meselesidir. Yani Allah'ın varlığına iman ederiz. Allah'ın varlığını kabul ederiz. Ona göre yaşamaya çalışırız. İbadetlerimizi ona göre yapmaya çalışırız vesaire. Fakat Allah'ın varlığının hem bir inanç ama daha çok da düşüncenin temel meselesi olması, zihnin en temel meselesi olması büyük bir meydan okumadır. Yani sanki mesela diyelim ki işte o kendine kadar gelen geleneğe böyle bir baş kaldırıyor. Kardeşim bu gelenek böyle gitmesi gereken şöyle gitti filan diyor. Ve büyük bir eleştiri getiriyor. Büyük bir karşı duruş ortaya koyuyor. Şimdi bu nedenle şimdi yani noktayı iyi anlayalım, farkı iyi anlayalım. Bizim için de Cenab-ı Hak en mühim meseledir. Fakat bizim için mesela bir inanç konusudur. İşte kalbimizdeki bir iman meselesidir. İşte ona ibadet etme meselesidir vesaire. Değişik yönlerden böyle olabilir. Sadettin Konevi'de öyle değil. Sadettin Konevi'de yani bir adam diyelim ki matematikçi oluyor. Evrenin matematik ilkelerini anlamaya çalışıyor. Sayılar tanımaya çalışıyor. Ölçüleri tanımaya çalışıyor. Ve evrendeki işleyişi, düzeni kavramaya çalışıyor. Şimdi bu adamın zihninde en önemli konu Allah'tır dersek biraz zorlanırız. Çünkü bu adamın zihninde en önemli mesele evrenin bu matematik işleyişi olması lazım. Bu nedenle biz bu adama bir matematikçi diyeceğiz. Yani bir matematik bilim adamı diyeceğiz ve o bahiste bize yaptığı katkılara yöneleceğiz. Ya da diyelim ki mesela bir fizik bilimci, fizikçi. Şimdi onun en mühim meselesi işte bu hareket, durağanlık vesaire bu tarz konular olması lazım. Şimdi onun da zihninde Allah meselesi vardır ama dolaylı olarak vardır. Yani hareket meselesini izah etmeden, hareket meselesini anlamadan, anlatmadan yani Allah üzerinde bir şey söyleyemez ki. Çünkü bir fizikçi o adam. Bunu çoğaltabilirsiniz. Yani hayat içerisinde mesela bir fıkıhçı. Fıkıhçının tabii ki mesela hayatın en önemli konu Allah'tır ama bir fıkıhçı aynı zamanda bizim davranışlarımızla ilgileniyor. Yaptığımız iyi kötü işlere bakıyor. Yok günah oldu, yok şu oldu, bu oldu vesaire bir sürü şey söylüyor bize. Bütün bunların neticesinde diyor ki ya yarın Allah'ın huzuruna gideceğiz, ona hesap vereceğiz filan diyor. Yani aslında fıkıhçının hayatında yani Cenab-ı Hak yani ahirette karşılaşacağımız, ondan sonra kendisine kavuşunca hesap vereceğimiz birisi gibi olabilir. Dolayısıyla şimdi biz bir adama fakih diyorsak, yani Konevi için söylediğimiz gibi bunun yani Konevi'nin zihnindeki en büyük mesele Cenab-ı Hak'tır diyemeyiz. Dersek zorlanırız. Şimdi bu nedenle tekrar ediyorum şimdi bu cümle diyorum ki Sadettin Konevi'de Cenab-ı Hak meselesi öyle bir yerde duruyor ki Konevi'den başka bütün konuları çekip alalım bir eksilme olmaz. Bu konuyu Konevi'nin zihnine koymayalım. Daha doğrusu yani bu konuyu onda aramayalım. Konevi'den bir şey elde edemeyiz. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi yani bir düşünürde yani Cenab-ı Hak meselesi buraya kadar olan bölüm ben daha iyi anlatırım diyebilecek var mı? Yani mevzu girişi yaptık. Ben özetleyebilirim. Nasıl abi? Konevi Hazretleri'nin meselesi iman etmekle kalmıyor. Marifet üzerine. Marifet. Şimdi şeyin şimdi Yunus işte şeyde Yakup Hoca da söyledi. Mevlana demiş yani Mevlana Konevi'ye demiş. Konevi de Mevlana demiş. Bunu geçen hafta anlatmıştım. Burada bir de Yunus demiş. Onu Yakup Hoca söylüyordu diyor. Onu söyleyecektim. Ben de söyleyeyim size ona. Üstad demiş. Çok uzattın demiş. 6 cilt kitap mı yazılır demiş. Ne ben olsam demiş ya ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm der çıkardım demiş. Şimdi Ercan abiminki biraz öyle oluyor. Ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm ama. Şimdi bizim mesleğimiz arkadaşlar bakınız. Yazarlık kesinlikle şöyle bir kulak gösterme biçimidir. Şair olursanız böyle gösterirsiniz. Hatta şair olsanız göstermeye gerek yok. Şöyle dönersin sen bak dersin.
Yazarlık kesinlikle böyle şöyle bir şeydir. Yani ya çok affedersiniz şu telefonu ben şeyimden. Osman şu sana bir derdim. Ondan sonra şimdi yazarlık kesinlikle şöyle bir şeydir. Yani dolaylı bir anlatımdır. Neden? Çünkü şöyle bir prensibimiz var burada. Bir konuyu bilmek ona inanmamızı sağlayabilir. Fakat ikna olabilmemiz için bir konuyu delilleriyle bilmemiz gerekir. Yani mevzu bunun üzerine kuruludur. Yani bir konuyu bilebiliriz. Hatta ben şimdi mesela fakültede talebelerime şöyle bir şey anlattım. Dedim ki bu İlahiyat Fakültesi'nde sizin öğreneceğiniz konuları muhtemelen anneleriniz ve babalarınız da biliyordur. Çünkü neticede işte namaz, ibadet, şu bu falan ya işte yani belli konular yani dinle ilgili konuları öğreniyoruz. Yani bilmiyorsa bile öğrenebilir yani dışarıdaki bir adam biliyordur. Fakat onların hiçbirisi bilgi değildir. Neden bilgi değildir? Bir şeyin bilgi olması nereden çıktığına bağlıdır. Bilgi delilden çıkıyorsa bilgi kabul edilir. Onun dışında onun adı inançtır ya da zandır ya da kabuldür ya da gelenektir ya da görenektir. Mesela ben diyelim ki bir sürü geleneksel konu vardır. Bunların delillerini bilmem. Yani mesela işte diyelim ki işte Karadeniz'de şöyle şey yani o kadar laf aramızda gelenek de bilmem yani. Diyelim ki şöyle şöyle bir şey var. Şimdi niye böyle yapıyoruz? Bunun geleneklerini yani bunun delillerini bilmem. İşe de yaramaz. Yani bilip ne yapacaksın ki? Yani önemli olan yerine getirmedir. Fakat dinde ayrım bilen ile bilmeyen arasında değil aslında. Dinde ayrım delil ile bilen ile delilsiz bilen arasındaki ayrımdır. Şimdi biz Müslümanlar meselelerimizi bildiğimiz meselelerin delillerini öğrenmediğimiz sürece avam insan sınıfından ayrılamayız. Biz Müslümanlar bildiğimiz konuların delillerini öğrenmediğimiz sürece yani bu niçin böyledir? Bunu öğrenmediğimiz sürece avam Müslüman sınıfından ayrışamayız. Fakat delilleriyle bilmek sadece müspet delille bilmeyi sağlamaz. Aynı daha doğrusu şöyle ifade edeyim. Bir şeyin ne olduğunu öğrenmemizi sağlamaz. Aynı zamanda onun ne olmadığını da öğreniriz. Bu durumda şimdi delilleriyle bilmek aynı zamanda onun zıt kavramlarını, o konuya yönetilmiş eleştirileri, o konuya yönetilmiş olan işte ithamları, suçlamaları vesaire cevaplamayı gerektirir. Şimdi bir müştehitle veya bir metafizikçiyle, işte Konevi gibi birisiyle bizim aramızdaki fark burada ortaya çıkar. Normal aramızdaki bilgi dağarcığında çok büyük bir fark yok. Yani o ne biliyorsa biz de aşağı konular biliyoruzdur. Aradaki fark ne? Aradaki fark bildiği şeyin delilini bilmektir. Eğer bir şeyin delilini biliyorsanız siz ötekinden aynı şey ötekiyle aynı bilgi düzeyinde olamazsınız. Siz başka bir adam oldunuz. O delilin bir de muhalifini bilirseniz yani bir şeyin ne olduğunu değil sadece ne olmadığını da bilirseniz o zaman daha büyük bir düşünür olursunuz. Şimdi şeyin yani şöyle düşünün. Mesela diyelim ki sokakta iki kişi kavga ediyor. Biri ötekine bir şey yaptı, öteki de ona bir şey yaptı. Bunlar kendi aralarında meseleyi çözebilirler. Ama bir adam hakim ise bunu gerekçeli bir şekilde yazar, kararını gerekçeli bir şekilde izah eder ve 40 sayfa, 50 sayfa bir yazı ortaya koyar. Şimdi hakimle öteki adamın farkı ne? Hakim gerekçeyi bildiği için, delilleri bildiği için, benzer durumlardaki davranışları bildiği için hakim bilgilidir, diğeri bilgisizdir. Bakınız, şimdi şunun altını çizmem lazım. Modern çağda Müslümanlığın en ciddi problemi Müslümanlık hakkındaki bilgilerimizin delilsiz bilgiler olmasıdır. Biz delillerini bilmiyoruz bu Müslümanlığın. Delillerini bilmediğimiz için Müslümanlığımız büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Nedir bu tehlike? Müslümanlık diyelim ki birkaç nesilde işte veya bazı yerlerde belki olmuştur. Gelenek haline gelme ihtimaline açıktır. Bir geleneğe dönüşecek. Yani Müslümanların hayatında olan ama bir gelenek gibi. Yani diyelim ki işte bir Boşnak geleneği gibi ya da bir işte ne bileyim Arnavut geleneği gibi, bir Karadeniz geleneği, işte bir Kürt geleneği gibi vesaire. Şimdi böyle bir şeye dönüşecektir. Yani bu dönüşme, yani bu ihtimal
her zaman çok yüksektir. Neden? Çünkü neyi niçin yaptığımıza dair bir fikrimiz yok. Delilimiz yok. Halbuki biz Müslümanlığımızı delile dayandırdığımız ölçüde o Müslümanlık bir bilgi haline gelir. Bir bilgi meselesi haline gelir. Ve o zaman nesilden nesile aktarılabilir. Delili olmayan bir şeyin, bakınız, delili olmayan bir şeyin nesilden nesile aktarımı bilgi yoluyla olmaz. Davranış, yani davranışların kopyalanması yoluyla olur. Şimdi denelim tekrar. Dedik ki, bu sadedin konevinin olmazsa olmazı Allah'ın varlığı, Allah meselesidir. Yani konevi ne demek? Konevi demek yani düşüncesi, hayatı, felsefesi, bütün tefekkürü, bütün hani her şeyi Allah hakkında düşünme üzerine kurulmuş birisi demek. İki, peki diyebilirsiniz ya bir derviş adam da böyle olabilir. Yani ben bir derviş tanıyorum. Yani gecesi gündüz Allah. Bu da böyle, bu öyle değil. Neden öyle değil? Çünkü burada delilden söz ediyoruz. Yani müdellel bir şekilde. Yani Allah hakkındaki bilgimizde müdellel bir şekilde zihnimize yerleşmesinden söz ediyoruz. Dolayısıyla şimdi Konevi'yi öyle bir derviş, yani benzerlik de aynı. Yani 24 saatini Allah'a adamış bir derviş neyse Konevi de o fiilen. Aradaki fark ne? Birisi delilli, diğerisi zikirle bunu yapıyor. Yani Allah diyor, Allah düşünüyor, sürekli Allah düşünüyor. Konevi ilk kez bütün düşünceyi Cenab-ı Hakk'a tahsis ederek, Cenab-ı Hakk'a ayırarak, düşüncenin merkezine, düşüncenin odağına Cenab-ı Hakk'ı taşıyarak ilk kez bir şey yapmış oldu İbn Arabi ile birlikte. Şimdi bu nedenle yani hani ilk cümlenin biraz daha tebellür etmiş olması lazım. Konevi için Cenab-ı Hak meselesi olmazsa olmazdır. Yani bir adam Konevi niçin okur? Okur. Valla Cenab-ı Hakk'a dair ne diyor? Yani bunu merak ettiği için başka bir nedenle okumaz yani. Yani bir mesela fıkıh öğrenmek için Konevi okunmaz yani. Veya bir başka okunmaz. Yok yani zaten öyle bir şey. Niçin öğrenilir? Cenab-ı Hakk'a dair meseleler öğrenmek için. Şimdi ben bunu söylüyorum ya. Daha önce başka yerlerde de söyledim ben bunu. Bir sürü insan okuyor. Benle aynı neticeye ulaşmıyor. Neden ulaşmıyor? Şimdi ilk birkaç tane şık söyleyelim. Bir, Ekrem Demirli bu adama, bu yani Konevi yanlış anlamıştır. Mümkün. İki, o kişi yanlış anlamıştır. Bu da mümkün. Yani üç, ne olabilir? İhtiyaç. Yani şu, Murat'cığım bence aradaki şey şu. Bence insanlar şu cümlenin ikinci şıkkını anlamadıkları için Konevi'de aradıklarını bulamazlar. Bir düşüncenin odağına Allah'ın yerleşmesi ile bu yerleşmenin müdellel yani delilli bir şekilde yapılması arasında ne fark vardır? Bunu anlamadıkları ölçüde Konevi'de aradıklarını bulamazlar. Yani bu cümle doğru. Yani Konevi'nin meselesi, yani Konevi'nin bütün konusu Cenab-ı Hak'tır. Fakat Cenab-ı Hakk'ın Konevi'nin meselesi olması senin benim yani duyarak veya bir vaizden dinleyerek ya da ötekinden belkinden aldığımız şekilde değil. Delilli. Yani bir de üzerine çok düşünülmüş bir şekilde. Çok doğru. Yani mukallitlerin anlayamayacağı bir muhakkik. Şimdi böyle söylenebilir. Yani hani yani mukallitler evet yani Konevi ile aramızdaki fark mukallit ve muhakkik farkı olabilir. Burası doğru. Ama ben şimdi şu cümleyi daha netleştirdim. Yani bu bir bakım hani şimdi benim kişisel olarak bir kendimle ilgili bir savunma da olabilir. Bana bunu çok söylemişlerdir. Ya tamam hocam ya okuyoruz diyor mesela diyor hani Konevi anlattıklarınız diyor az çok işte kabul ediyoruz ama diyor. Okuyunca bulamıyoruz diyor bunu. Şimdi neden bulamıyoruz? Mevzu bu. Gerçekten şimdi mesela şuradan size yani cümle okuyacağım. Yani kendi ilmine ilmi ilahi diyor. Ben ona metafizik diyorum. Çeşitli nedenlerle uzun hikaye. Bu metafiziğin konusu nedir? Yani mesela bunun şeyi nedir? Yani neyi ele alır? Diyor ki Allah'ın varlığını diyor. Yani bizimki Allah'ın varlığıdır. Bunu şu şekilde şimdi yani Murat da burada hani fıkıh üzerine bir kavramla anlatayım. Mesela fıkıh ilmi kuran şey, kılan şey yükümlülüktür. Yani neresine bakarsanız bakın içinde yükümlülük vardır. Yani hatta şöyle bir şey mesela yani teklif kelimesi Türkçe için biraz böyle anlam kaybederek gelmiştir. Mesela ben şimdi size bir teklifte bulunsam öneri gibi olur. Şimdi Cenab-ı Hak teklifte bulunduğunda yükümlülük mecburiyet ifade eder. Tabii yani teklif kelimesi mecburi. Şimdi fıkıh ilmi mesela desem size ki Ebu Hanife'nin zihninde
nereye giderseniz gidin yükümlülük merkeze oturur desem. Halbuki sen şimdi bir açıp bakacaksın. Şimdi sen bunu onaylarsın Murat. Onaylarsın. Şimdi sen bir açacaksın. Yok hocam burada yükümlülük yok. Teklikten bahsetmiyor. Başka bir şeyden bahsediyor. Yok anlamadın. Ebu Hanife'nin zihninde, İmam Azam'ın zihninde hangi konu olursa olsun yükümlülükle ilgilidir. Yani teklifle ilgilidir, tamam mı? Yani bu başka bir şey olamaz yani. Çünkü Ebu Hanife'yi biz niçin okuruz? Teklifi öğrenmek için okuruz. Yani yükümlülüğü öğrenmek için biz Cenab-ı Hak bizi bu hayatta hangi alanda ne şekilde yükümlü tutuyor? Nasıl davranmamızı murad ediyor? Biz bunu öğrenmek için okuruz diyelim. İşte İmam Şafii bunun için okuruz. Öteki ve İmam işte Maliki vesaire bunun için okuruz yani. Adı konmasa bile şimdi burada bu caridir. Başka bir örnek. Mesela hani desemse ki mesela Türk Anayasası laik bir anayasadır. Yok hocam üzerine yazmıyor yani. Öyle değil. Yazmasına gerek yok. Bu böyledir yani. Şimdi Sadettin tekrar edeyim cümleyi. Şimdi Sadettin Konevi'nin bütün meselesi Cenab-ı Hakk'ın varlığı meselesidir. Yani Sadettin mesela Konevi'ye desek hani bana deseniz ki ya Ekrem Hoca sen ne yapmak istedin meslek hayatında? Dedim ki şunu şunu yapmak istedim. Şunu şunu yazmak istedim. Yaptın mı? Valla bir kısmını yaptım. Bir kısmını yapıyorum. Bir kısmını da herhalde yapamayacağım. Benden sonra gelenler yapar filan. Derim yani. Sadettin Konevi'ye desek ki Üstad yani mesela rüyamızda görsek yani bu akşam inşallah yani hakikaten ne güzel olur. Üstad ya. Yok benim dikkatimi dağıtmamak için bana gelmez. Gençlere gelir. Bir de yaşlılara gelir. Değişik nedenlerle. Gençleri teşvik etmek için. Yaşlılara ise yani aynı yoldayız yani dayanın demek için. Onlara gelir. Bize gelmez çünkü yazı yazıyoruz hala. Yazsın çocuk böyle hani kendi haline bırakalım demiştir tahmin ediyorum. Yani öyle geliyor bana. Neyse. Hafta yani bir daha geldiğinde sorarım hakikaten. Yani kim gördü? Farabi mi? Sadaka ver ondan sonra. Konevi yani görün yani hakikaten. Böyle bizim bazı arkadaşlar var böyle çok acayip böyle rüyalar görüyorlar. Bizim geçen televizyonda bir şey vardı. Rüya üzerine konuşuyorduk. Şimdi Müslümanların tabi burayı iyi anlaması lazım. Müslümanlık rüya üzerine kurulu değil. Müslümanlık bakınız hayalden, rüyadan, gafletten uyanıp ayıklığa geçme üzere kurulu bir dindir. Mesela tasavvufta bile çok rüya var zannederler. Tam tersi. Bir arkadaş var, bir abi vardı yani daha doğrusu. Arkadaş demeyeyim ben 19 yaşında büyüktü benden. Vefat etti Allah rahmet eylesin kanserden. Çok hoş birisiydi. Onunla konuşuyoruz. Dedim ki ya hocam dedim bu rüyalar falan bir şey konuşuyoruz. İyi bir dervişti hakikaten. Vallahi dedi Ekrem hocam dedi bir gün dedi efendim bir şeyhi vardı. Efendime sordum dedim ki bu kardeşlerimiz ne güzel rüyalar görüyor. İşte kimi şöyle görüyor, kimi böyle görüyor, kimi şöyle görüyor vesaire filan. Efendim dedim ben hiç rüya göremiyorum dedim diyor. Demiş ki Allah Allah demiş ya. Bunca zamandır bunları uyandırıyoruz. Hala rüyalarıyla mı iftihar ediyorlar demiş. Çok hoşuma gider bu cümle. Bunca zamandır uyandırmaya çalışıyoruz. Hala rüya mı görüyoruz? Yani onlarla mı iftihar ediyorlar filan gibi. Neyse. Şimdi bu sadece konu yani inşallah bakayım yani sorarız yani. Bir 15 gün sonra Allah nasip ederse şey sorarız. Şimdi desek ki mesela bir rüyamızda gördük. Yani görürseniz sorun yani. Üstad, hocamız, büyüğümüz. Hakikaten en büyüğümüz yani çok büyüğümüz. Tamam yani. Yani bir insan övülmesi böyle çok doğru değil. Ama normal şartlarda yani Allah'ın lütfunu yani ve emma bi nimeti rabbike fehaddis. Konevi'de ortaya çıkan Rabbin nimetini konuşma sadedinde konuşulabilir. Yani hakikaten böyle şey falan dedik. Senin derdin neydi? Bu kalemi eline niye aldın? Diye sorduk. Yazarlık okuluna niye gittin? Niye gittin yani tamam. Yani bu işe niye girdin? Yani bizim başın yani kim için yazdın sen bunları tamam? Niye yazdın? Ben size söyleyeyim. Size vereceği cevaba göre o rüyanın sahih ya da batıl olduğunu söyleyebilirim. Eğer size derse ki ben işte şu konuları anlatmak istedim. Doğru değildir. Size derse ki işte ben şuraya gelmek istedim. Yani kalemi paye edindim. Doğru değildir. O rüya şeydir yani
senin içindeki hırsın delilidir. Ama size derse ki ben sadece ve sadece Allah'ı tanımak istedim. Aslında yazı yazmak diye bir derdim de yoktu. Fakat yola girince Cenab-ı Hak böyle tecelli etti ve o tanıma arzum sonra kaleme dönüştü derse bu konevidir. Ve bu konevinin cevabıdır. Nereden biliyorsunuz? Çünkü İbn Arabi aynen böyle söylediği için. Oradan biliyorum. İbn Arabi diyor ki bu Fütuhat-ı Mekke'yi yazmak için yola çıkmadım diyor. Yola girince bu kitapta şey olarak yani lütuf olarak verildi. Yani benim derdim başka bir şeydi. Yani Cenab-ı Hak tanımaktı. Ama kitapta böyle şey olarak ortaya çıktı. Şimdi dönelim tekrar. Dolayısıyla yani sizin konevi ile ilişkinizde mesela okudunuz. Ya bu Ekrem Hoca böyle bir şey demişti hani bir bakalım filan hep Allah anlatıyor. Okuduk tam bulamadık. Problem ne? Problem bir meselenin müdellel ele alınması ile bir meselenin delilsiz ele alınmasıdır. Anlama farkın yani o kitabı anlama farkın senin daha çok taklide yakın olduğunun delilidir. Kitabı anladığın ölçüde veya kitaba yaklaştığın ölçüde taklitten tahkike yönelmedi. Şimdi bunu bilmemiz lazım. İslam düşüncesi dediğimiz şey inancı ortaya çıkartmak için çıkmadı. Yani bizim zaten inandıklarımız belliydi. Yani Medine'den beri, yani Medine'de bunlar tesis etmişti. İslam düşüncesi dediğimiz şey bir nesilden ötekine aktarılırken inancın zayıfladığı görülünce bunu tahkike taşıyalım diye ortaya çıktı. Yani İslam düşüncesinin yani önemli bir kanadının, felsefe katmıyorum burada. İslam düşüncesinin önemli bir kanadının varlık sebebi bu. İnancı ortaya çıkartmak için değil. Yani Ehl-i Sünnet akaidi mesela 3. yüzyılda çıkmadı. Bu zaten vardı. Yani Müslümanlar böyle düşünüyordu, böyle inanıyordu. Fakat şimdi 1. neslin mesela delilleri vardı. Yani niye inanıyor? Bir şey biliyordu. Öğretebiliyordu. 2. nesil, 3. nesil olunca yani niye böyle inanıyorsun? Böyle yani ben atadan dedim böyle gördüm. Atadan dedim böyle gördüm dediğinde sen yenilirsin. Yani o din olmaz. Yeryüzündeki herkes o inancı kabul etsin bir geleneğe dönüşür. Şimdi bugün bazen mesela bizim toplumumuzda böyle şeyler var. Yani sadece böyle bir kuru imancılığı yücelten insanlar var. Yani kuru bir taklide yücelten insanlar var. Bunların bir kısmı tarikatlar, tasavvuf içerisinde, bir kısmı hadis içerisinde, bir kısmı başka yerlerde vesaire olabilir. Ama kuru imancılığı yani mesela daha fazlasını size söyleyeyim. Koca karı imancılığını yüceltmek dini düşünceye o Müslümanların 3 asır, 4 asır, 5 asır mücadelesini verdikleri şeye haksızlıktır. Mesela İmam Maturidi'ye haksızlık yapmadan koca karı imanı yüceltilemez. İşte İmam Eşari'ye haksızlık yapmadan ya da işte Sadeddin Konevi'ye, İbn Arabi'ye, Razi'ye mesela bunlara yani haksızlık etmeden Ebu Hanife'ye, İmam Şah, onlara haksızlık etmeden yani koca karı imanı. Yani. Tabii koca karı iman olsa güzel olur ama delilli olması lazım. Yani delil yoksa o iman yaşamaz ki yani bir nesil sonra şeye döner. Şimdi değerli arkadaşlar konu böyle. Şimdi girelim mevzuya. Şimdi Allah'a iman meselemiz, Allah'ın varlığı meselesi nasıl ele alınacak? Bu büyük bir problem. Bu konuda şimdi şöyle birkaç hususa işaret edeyim. Birincisi şu. Şimdi Müslümanlık Allah'ın varlığı üzerine mi kuruludur? Allah'ın varlığını kabul etme üzerine mi kuruludur? Yoksa tevhidi kabul etmek üzerine mi kuruludur? Ya da üçüncü bir şık. Tevhid ile Allah'ın varlığı aynı şey mi? Şimdi benim okuduğum kadarıyla, yani benim bu düşünürlerden okuduğum kadarıyla bu konuda birkaç tane farklı teori var, tavır var. Mesela Mutezile'nin teorisi, en azından Mutezile'nin bir kanadının teorisi, Allah'ın varlığını kabul etme üzere veya Allah'ın varlığını ispat etmemiz üzere kuruludur diye düşünüyor. Her akıllının görevi, akıllı insanın görevi, evvel emir Allah'ın varlığını ispatlamaktır. Bunu nazari bir yolla yapmalıdır. Daha sonra vahiy kabul edebiliriz. Ama akıl demek, yani madem akıldan dolayı yükümlüyüz, akıl demek nazari olarak, yani teorik olarak, alem üzerinde düşünerek, alem üzerinde akıl yürüterek Allah'ın varlığını kanıtlamak demektir. Yani akıllı olmak bu demektir. Eğer akıl bunu yapmamış ise, o zaman biz henüz dinden konuşamayız. Neden? Şimdi burası mantıklı, yani bu söyleyecekleri mantıklı. Şundan dolayı, şimdi diyelim ki, bir adam Allah'ın varlığını kabul etmemiş ise
Siz ona Allah'ın sözünden söz edemezsiniz ki. Ya da Allah'ın şeriatından söz edemezsiniz ki. Bir adamın Allah'ın şeriatından konuşabilmesi için ya da Allah'ın dininden konuşabilmesi için Allah'ın kendisinin varlığını kabul etmesi lazım. Ondan sonra şeriat, ondan sonra peygamber, ondan sonra nübüvvet gelir. Şimdi bu özellikle yani şimdi aranızda diyeyim hani fakültede okuyan gençler için söyleyeyim. Hayatınızda karşılaşacağınız en önemli problemdir. Neden? Yani liselere öğretmen olacaksınız ya da hayatta yani illa hani öğretmen olmaya gerek yok. Şimdi siz de mesela mesleğinizde bir sürü insanla karşılaşıyorsunuz. Şimdi adam inanmıyor mesela. Geçmişte böyle bir problem yoktu. Yani hani ateizm diye bir problem bu kadar yaygın değildi. Bu çağda ateizm çok yaygınlaştı. Ve öyle anlaşılıyor ki yani Allah bilir tabii ama yani belki de daha da yaygınlaşacak, daha da kuvvetlenecek. Şimdi acaba bir ateistle nasıl konuşulabilir? Mesela desek, şey, Kur'an-ı Kerim'den hareket etse konuşamayız çünkü zaten kabul etmiyor. Peygamberden zaten konuşamayız. Sünnetten zaten konuşamayız. Neden konuşacağız? Akılla. Adam zaten aklını inkar ettiğini düşünüyorsa o zaman biz yani biz de ispat etmeye çalışıp böyle kavga mı vereceğiz? Bu bir mesele. Şeyde geçen bir arkadaş anlatmıştı. Çok hoşuma gitmişti. Hoşuma gitmiş derken yani böyle esprili bir ifade. Yani hoşuna gidecek bir şey değil aslında. Bir Azeri hocayla diyor. Ateist bir Azeri diyor tartışıyormuş. Ateist diyor inkar ediyor diyor. Azeri hoca da ayetlerden delil getiriyor. Şimdi en son ateist olan Azeri dayanamamış demiş ki men özünü inkar edirem sen sözünden delil getirirsen. Şimdi çoğu zaman yaptığımız böyle oluyor. Yani ayet-i kerimeden delil getiriyorsun ama adam Allah'ın varlığını kabul etmiyor. Yani peygamberliği kabul etmiyor. Dolayısıyla böyle bir boşluk var. Bu nedenle şimdi Mutezile'ninki kendi içerisinden tutarlı olabilir. Yani makul gözükebilir. Yani hatta ben şahsen şu kanaatteyim. Mesela bugün yani biz mesela bu konularda böyle iyi kitaplar yazamadık, iyi düşünürler çıkartamadık. Dünyaya değil, Türkiye'de böyle bir söylem oluşturabilecek, Türkiye'de böyle bir dil oluşturabilecek bir yazarımız yok şu an. Üzerime alınmam. Yani Ekrem Hoca demeyin. Kim var? Yok. Yani ben size söyleyeyim. Yani bu konularda fakat ben bunu bir şey için söyledim. Salih, bunu ben söyleyince ne düşündün sen? Bunun ben yatmamı mı beklediniz? Ben evet onu bekledim. Ben olacağım demeni bekledim. Evet. Ben olacağım demeni bekledim. Mesela ben bu cümleyi söylediğimde bir adam morali bozuluyorsa ben onu bir daha konuşmuyorum. Ben bu cümleyi söylediğimde hırslanıyorsa ben onlarla konuşuyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani Ali abi. Yani ben şimdi bu cümleyi söyledim mesela. Vay be bu kadar kötü durumda mıydı? Allah bittik ya biz filan diyorsa ben onunla konuşmuyorum. O hakikaten avamdanmış. Ama öyle mi ya? Ya bir şey yapalım yani. Yani o zaman bir şey yapalım ya filan diyorsa ben adamla konuşuyorum. Çünkü yani onunla yol yürünür yani. Evet bir şey yapalım yani. Bir şey yapalım. Yani bir toparlanalım tamam mı? Yani şimdi toparlanalım. Bir şey yapalım. Hani yani şimdi İsmet abi Allah şifa versin. O 28 Şubat döneminde böyle tabii ülke hakikaten hatırlayabildiğim kadarıyla Türkiye'nin moralinin en bozuk olduğu dönem yani 80 öncesi bile değildir. O 28 Şubat dönemi sonra işte o deprem falan o dönemde çok ülkede moral bozukluğu vardı. Yani hakikaten çok böyle yani herkeste bir moral bozukluğu çöküntü vardı. İsmet Özel o zaman şöyle bir konferans dizisi başlatmıştı. Yani herkes bıraksan hani ülkeden gidecek yani hani böyle bir noktada toparlanın bir yere gitmiyoruz. Ya bu kadar güzel olur yani. Bu cümle bak toparlanın tamam mı? Toparlanın bir yere gitmiyoruz. Şimdi herkes bir yere gidiyordu yani bıraksan kapıları açsan. Yani mesela diyelim ki Amerika vatandaşlık veriyor tamam mı? Amerika vatandaşlık veriyor. Ülkenin neredeyse %50'si vatandaşlığı alabilir. Buna bizimkiler de dahil. İdi. Yani konuştuğum bir sürü arkadaş vardı. Yani böyle neredeyse Amerika tamam Avrupa'dan vatandaşlık alsa yani gidecek yani tamam mı? İsmet abi bak işte Müslüman düşünür böyle bir adamdır. En kritik anda, en kriz anında çıktı bir laf söyledi ve dedi ki toparlanın. Bir yere gitmiyoruz. Bu kadar güzel olur. Şimdi ben şahsen mesela bu cümleyi söylediğim zaman yani diyor söylüyorum bak. Yani bu konularda dünya çapında bir yazardan söz etmiyorum. Türkiye'de yani Türkiye şartlarında bu meseleleri yazabilen,
anlaşılır bir üslupla bunu tartışabilen, çıktığı yerde işte bunu izah edebilecek yazarımız yok dedim. Tamam mı? Vay be, çok kötü durumdayız ya. Olur mu ya, bu kadar büyük hocalarımız var. Ya Ekrem Hoca falan, tamam mı? Böyle bir moral bozukluğu yaşıyorsa diyorum, hayır, geri aldım, şaka yaptım diyorum. Ama bu değil de diyorsa ki yoksa yok ya, toparlanın, bir yere gitmiyoruz diyorsa ben o adamla konuşmaya devam ederim. Tekrar soruyorum. Söylüyorum cümleyi. Bu konularda yani Allah'ın varlığı meselesini tartışacak, Allah'ın varlığı meselesini yani diyelim bir lise talebesine, bir üniversite talebesine, bir doktora, bir avukata, bir hukukçuya, işte bir mühendise, yani bir adama, yani dışarıdaki bir insana yani. Bunu anlatabilecek, onunla ikna etmek ayrı yani. İkna etmek Allah'ın lütfu. Ama ikna yani onunla konuşabilecek, onunla tartışabilecek bir yazarımız yok. Yani böyle kitap yazabilen bir adamımız yok. Tamam mı? Dedim. Ne dedin sen şimdi? Ne dedin? Ne? Yok, sen, Salih'e geçtik. Salih seni tamam şey. Sen ne dedin? Yok ama ya şimdi yok ya. Ha, belki olur mu ya? Ben evet, ben olmam yani herkesteki cümlenin böyle olması lazım. Ben olacağım diyeceksin. Tamam, ben olacağım de. Kadir Mustafa şey derdi. Osmanlı işte yıkıldı falan. Ben yaşadığım sürece Osmanlı yıkılamaz derdi. Yani bir dava böyle savunulur. Ve bu hamaset değildir yani. Yani çalıştığın sürece hamaset değildir. Ama bu cümleyi söyleyip yatarsan bu hamaset olur. Boş bir laf olur. Çalıştığın sürece yani madem ki yani Hazreti İbrahim bir başına bir ümmeti de, çalıştığın sürece bu bir hamaset değildir. Yani işini yaptığın sürece hamaset değildir bence. Yani ben de şahsen şimdi öyle söylerim yani hani mesela çeşitli konusu İslamcılık vesaire konusu ben yaşıyorsam, yani Allah imanımı almasın, yaşıyorsam İslamcılık devam ediyordur derim. Herkes vazgeçse ne yazar, vazgeçmese ne yazar. Böyle diyeceğiz. Dolayısıyla şimdi hani o cümleyi ben tabii size bırakmam. Yani ben dedim ki yani bu konuyu yani ben yazacağım derim. Sen yani ben sana bırakmam onu. Ama şimdi sen ne diyeceksin? Ben yazacağım. Çünkü bu bir şey gibi yani böyle bir görev yarışı gibi bir şey olması lazım. Yani böyle bir konu var. Şimdi bu tabii bunu yapabilmemiz için yani Türkiye'deki din eğitimi meselesini başka türlü ele almamız gerekiyor. İlahiyat fakültelerinin yapısının değişmesi gerekiyor. Mevcut yapıyla olmaz, onu söyleyeyim size. Yani fakültelerden olmaz bu. Bu lise yapısından olmaz. Bu imam hatip yapısından olmaz. Bu tekke tarikat sistemi biçiminden olmaz. Bu işte imam hatipler, Kur'an kursları biçiminden olmaz. Yani çünkü bunların hepsi kapalı devre ve yüceltme üzerine kurulu ve delilsizliği yücelten yerler bunlar. Bunlarla olmaz. Bunların değişmesi lazım. Yani bizim bir bir cehennemin içinde varlık yokluk meselesi yaptığımızı insanlar anlaması lazım. Yani Muhammed İkbal'in çok sevdiğim bir cümlesidir. Firavunların cehenneminden, Nemrutların cehenneminden İbrahim gibi imanla dolu geldim der. Avrupa'dan Pakistan'a dönünce böyle bir cümle kullanır, tamam mı? Şimdi bizim bir defa bu sorunu bilmemiz lazım. Bak, teknik olarak bak. Yani geçen bir yazı yazdım. Bir tane şey site İşte tarikatlar, marika hepsini böyle şey yapmış, neredeyse böyle ağzını bozacağına yazmış. Benim de yazıyı oraya koymuş. İşte Ekrem Nemre böyle diyor. Adamı aradım, dedim kardeşim dedim. Bak ben tarikatlara laf demedim dedim. Ben cemaatlere laf demedim. Ben ötekine, berikine, kimseye laf demedim. Ben bir yazı yazdım dedim. Yazıya yorum niye yapıyorsun dedim falan. Adam bana bir sürü hakaret etti. Korkak bilmem ne falan. Ya işten mi şey yapmıyor. Ya tamam dedim. Korkan ben korkarım dedim ya. Hakikaten de korkarım. Beddua almaktan korkarım bilmem ne falan yani böyle. Yani bazı savunduğum düşünceler ama onlara rağmen böyle şeylerden korkarız falan. Fakat şimdi bir şey anlatıyorum. Bak, bunlara karşı çıkmakla ilgili bir şey değil bu. Mesela imam hatiplere karşı çıkmıyorum. Kur'an kurslarına karşı, ilahiyat fakültelerine karşı değiliz. Peki neyiz? Mevcut sistemle bunların hepsi 1950 şartlarındaki yapıdan devam ediyor. Yenilenme yok. Yani ateşin eve girdiğinden haberimiz yok. Tamam mı? Bak, bir örnek vereyim size mevzunun ciddiyetini anlamanız açısından. Marmara Üniversitesi'nde şimdi bizim talebeler vardı. Ömer'in talebeleriydi onlar. Şey gitmişler, Fenerbahçe Lisesi'ne gitmişler şey için, stajyerlik için. Çocuklarla, lise 1, lise 2'deki çocuklarla evrim teorisi üzerine tartışmaya başlamışlar. Çocuklar bunların defterini dürmüş. Çünkü bizim de biyoloji bilmiyor, başka bir şey bilmiyor. Şu bu falan. Çocuklar demişler ki, hocam gidin şu kitapları okuyun, gelin tekrar tartışalım demişler. Öğretmenlik yapma şansın kalmadı. Bence var. Yani bence ben olsam bunda kibirlenmem. Öyle mi? Çocuklar hakikaten çok teşekkür ederim deyip o kitapları okurum, tartışırım. Yani hani
Yani böyle şeyleri kompleks yapmamak lazım ama o çocuklar böyle algıladılar. Yani biz bir de oraya gidemeyiz diye. Tamam. Şimdi yani hepimiz böyle bir kapalı cemaatlerde, kapalı yapılarda şeyimizi korumaya çalışıyoruz. Eğer biz Türkiye'de yapıyı değiştirmezsek biz o zaman yani o taklitten tahkike, yani delilli inanç meselesine bir türlü intikal edemeyeceğiz. Şimdi devam edelim tekrar. Dedik ki şey için söylemiştim, özür dilerim. Benim kanaatime göre yani modern çağda, yani bu çağda böyle büyük yazarımız, büyük düşünürlerimiz çıkarsa İslam, bakınız burada tam Gazali'nin söylediği cümleyi söyleyeceğim. Gazali diyor ki rakip büyük diyor. Artık diyor o eskisi gibi yok sen şu mezheptensin ben bu mezhepten deme durumu yok diyor. Ne var cepheyi tahkim edeceğiz. Hep beraber cepheyi savunacağız. Yani sen şu mesela sen Şiasın. O içimizdeki ihtilaf. Sen Mu'tezile o içimizdeki ihtilaf. Sen Mürciyesin o içimizdeki ihtilaf. Şu an dışarıdan ateizm geliyor. Ateizme karşı herkes yani hani herkes cepheye yani herkes cepheye koşacak. Doktoru, avukatı, hukukçusu kim ne biliyorsa tamam mı? Yani mevzudan kim ne anlıyorsa cepheye gideceğiz ve nesillerin imanını, o bizim elimizde değil, Allah tabii korur ama nesillerin imanının korunması için herkes vazife yapacak. Herkes yani hocalar değil, ötekiler değil, belki herkes yani tamam mı? Hep beraber cepheye sürüleceğiz yani kendimizi cepheye süreceğiz. Mevzu bu. Bu kadar ciddi bir mesele. Bunu anlamamız lazım. İman meselesi, Allah'a iman meselesi bugünün en güncel, yani güncel kelimesi çok nezaketsiz bile olabilir. En mühim vakasıdır. Bundan daha önemli bir konu ben tanımıyorum. Allah'a iman meselesinden. Şimdi Mu'tezile böyle şey yapmış. Başka ekoller var. Mesela Ehl-i Sünnet'in ben şahsen, yani benim kanaatime göre Ehl-i Sünnet Allah'ın varlığını kanıtlamayı bir büyük mesele olarak görmemiş de daha çok tahkim etmeyi bir mesele olarak görmüş. Yani Allah'ın varlığını kanıtlamak değil. Mesela Ehl-i Sünnet, çünkü aksine Mu'tezile gibi düşünürdü. Ehl-i Sünnet'in meselesi Allah'ın varlığını tahkim etmedir, delillendirmedir. Yani biz bir şekilde inanıyoruz, inanmışız. Onu tam izah etmiyor Ehl-i Sünnet. Ama bunu delillendirmek istiyoruz. O zaman da bakıyoruz, mesela evrene bakıyoruz, hudus delili. Yani bu alemin yaratıldığını düşünüyoruz. Bir yaradan olmalıdır diyoruz falan. Ya da işte nizam delili veya başka bir takım. Bugün mesela muhtemelen her biriniz için en cari olan, en çok kullandığınız delil şeydir, nizam delilidir. Yani hemen her birimiz, yani konuşmaya başladığımızda biz nizam delilinden konuşuruz. Her şey, yani alemde bu kadar bir düzen varsa bu kesinlikle Allah'tan geliyor olmalıdır. Halbuki nizam delili felsefe olarak çok zayıf bir delildir. Yani evreni mesela diyeyim, yani böyle dünya ve dünyanın etrafı değil de evrenin büyük, yani 400 milyar galaksili evren olarak düşünmeye başladığında nizam delilinden eser kalmaz. Ama biz bugün hala yani mesela örnek vereyim. Şimdi bizim arkadaşlar var üzerine çalışan. Tabii ben de bir tez yaptırıyordum Said Nursi üzerine. Şimdi Said Nursi'ye mesela şey deniyor. İşte müceddit diyenler var. İşte başka diyen. Olabilir yani hani. Yani olmasında beis yok yani. Kıskanmam da yani şey yapmam da. Fakat şöyle bir şey var. Said Nursi nizam delili üzerine kuruludur. Yani nizam delili yani. Yani ve nizam delili onu, yani o nizam delilini kullanırken Kant'la birlikte Avrupa düşüncesi nizam delilini geçmişti. Yani biz şimdi böyle hani büyük meseleleri bilmiyoruz yani büyük problemleri bilmiyoruz. Her neyse. Şimdi Ehl-i Sünnet'in düşüncesi Ehl-i Sünnet yani Allah'ın varlığını kanıtlamadan ziyade varlığına inandığımız Allah'a dair bilgilerimizi çoğaltma, delillerimizi çoğaltma peşindedir. Ben Ehl-i Sünnet'in böyle olduğu kanaatim. Neyse. Şimdi devam edelim. Bir de şimdi şöyle bir yaklaşım var. Bu konuda teoriler çok da. Bir de şöyle bir yaklaşım var. Acaba Allah'ın varlığı ve Allah'ın birliği aynı şey mi? Mesela ben size desem ki İslam tevhid üzerine kuruludur. Bundan tam olarak ne anlarsınız? Allah'ın tekliği değil mi? Allah'ın bir olması. Peki bunun zıddı ne? Çokluk. Arkadaşlar Allah'ın birliği meselesini, tevhidi meselesini çoklukla kavga yapan, politeizmle kavga yapan bir inanç gibi düşünürsek Allah'ın birliği hakkındaki bilgilerimiz çok azı kalır. Çünkü sizin bilgilerinizi biraz şekillendiren rakibinizdir. Bugün yeryüzündeki insanlar politeizme inanmıyor. Yani mesela diyelim ki Mısırlılar işte
işte nedir o? İşte bir ineğe veya bir şeye inanırdı. Hintliler bilmem ne inanır. Şimdi bugün öyle değil yani. Yani Japonlar bile dedik hani güneş falan diyorlar ya, bunu böyle bir mitolojik bir şey olarak düşünüyorlar. Yani kimse yani bu güneş evreni yaratıyor falan yani böyle bir şeye inanmıyorlar yani. Dolayısıyla şimdi bugün paganlığın bir anlamı kalmadı. Politeizmin bir anlamı kalmadı. O zaman tevhidi nasıl savunacağız? Şimdi benim şahsi kanaatime göre tevhid meselesi politeizmle ilgili bir konu değil. Kur'an-ı Kerim'deki ilk örneklere baktığınızda tevhidin rakiplerinden bir tanesi politeizm gibi gözüküyor. Özellikle Mekkelilerin hani bir takım putlara tapmaları vesaire falan bu eleştiriliyor. Bu harç yani buna bir şey demiyorum. Yani böyle bir şey var. Fakat büyük resme baktığımızda tevhid meselesi aslında politeizmle ilgili bir konu değil. Daha doğrusu politeizmle sınırlı bir konu değil. Tevhidin başka bir anlamı olması lazım. Şimdi bunu nereden anlayacağız, nereden bileceğiz? Kademe kademe gidelim. Şimdi üç kademeden söz edeceğim ve bunlar aşağı yukarı Sadeddin Konevi'nin düşünceleri olabilir veya İbn Arabi'nin düşünceleri olabilir. Yani bu şekilde. Şimdi birincisi bu İbn Arabi Sadeddin Konevi kanadı Allah'ın varlığını bir mesele olmaktan çıkartıyor. Yani diyor ki biz hepimiz insan isek Allah'ın varlığını biz doğuştan getiririz. Yani böyle bir bilgiyle doğarız. Buna ad ne verirsek verelim. Biz hepimiz Allah'ın varlığıyla yani bu bilgiyle doğarız. Dolayısıyla yani bizim hususen çıkıp Allah'ın varlığı için yok nizam delili vardı, yok bilmem ne delili vardı falan filan dememize gerek yok. Hepimiz Allah'ın varlığı bilgisiyle doğarız. İbn Arabi'nin ve Sadeddin Konevi'nin ilk dikkatimizi çektiği konu bu. Her birimiz Allah'ın varlığı hakkındaki bilgiyle doğarız. Ben şimdi şundan emin değilim. Diyelim ki ben bir öğretmen olsam ya da işte hayatta karşılaştığım ateist insanlar vardı yani konuşuyorduk, söylüyordum onlara. Yani İbn Arabi böyle diyor. Tabii kabul etmiyor yani onlar. Yani ya böyle bir şey olamaz falan diyorlar. Yani Allah'ın hatırı için kabul etmeyen İbn Arabi'nin hatırı için kabul eder mi yani? Acaba bu böyle mi savunulur, başka bir şekilde mi savunulur? Bundan emin değilim. Ama netice itibariyle bu İslam düşüncesi içerisinde bir meseledir. Yani bazı Müslüman düşünürler Allah'ın varlığını o kadar açık kabul ettiler ki kanıtlanmaya ihtiyaç yoktur dediler. Yani Allah ispata muhtaç olmayan varlıktır dediler. Peki nasıl? Şöyle, nasıl ki varlık dediğimiz şeyi kanıtlamak için uğraşmıyoruz. Varlık dediğimiz şeyi doğuştan bir bilgiyle biliyoruz. Aynı şekilde Allah'ın varlığını da kanıtlamaya gerek yok. Peki ne? Zaten diyor kanıtlayamayız yani demeye getiriyor. Peki ne yapacağız? Allah hakkında bilgimizi çoğaltarak Allah'la irtibatımızı kuvvetlendireceğiz. Böylece şimdi İbn Arabi ve Sadeddin Konevi'nin zihninde birinci konu bu. Allah'ın varlığı kanıta muhtaç değildir. Allah'ın varlığı ispata muhtaç değildir. Her birimiz doğuştan bu bilgiyle geliriz. Yaşarken biz bu bilgiyi kaybetmeyiz. Peki ne olur? Kültür, bakınız, kültür, coğrafya, dil ve başka bir takım amiller bu bilgimizi farklı ifade edebilir. Mesela diyelim ki ben o içimden getirdiğim Allah fikrine evrendeki adalet ilkesi derim. Siz başka bir şey söylersiniz. Siz tutarsınız mesela evrende bir sevgi vardır dersiniz. Siz tutarsınız mesela evrende bir matematiksel ölçü vardır dersin. Bir sürü şey yani bir sürü şey söyleyebiliriz. İbn Arabi diyor ki Sadeddin Konevi diyor ki ifadelerimizin çeşitlenmesi bizim inanmadığımızın değil tam tersi inandığımızın delili olabilir. Diyor İbn Arabi Sadeddin Konevi ve İbn Arabi böyle düşünüyor. Şimdi birinci nokta bu yani Sadeddin Konevi'nin düşüncesinde Allah inancı ispatlanması gereken bir konu olarak durmuyor. Peki ne olarak duruyor? Allah inancı doğuştan getirdiğimiz bilgiler muvacehesinde değerlendiriliyor. Yani biz her birimiz insan olarak bu bilgiyi doğuştan getiririz. Peki aramızdaki fark ne? İfade farkıdır. Şimdi size bir örnek vereyim. Bu konuyu anlamanız açısından Mevlana'dan. İbn Arabi'de geçebilir de Konevi'de böyle bir örnek geçmez mesela. Mevlana diyor ki şimdi dört adam çalışmışlar ve adam bunlara en sonunda bir şey vermiş.
altın vermiş. Bu işçiler demişler ki, birisi işte Arap mesela, engür istiyorum demiş. Şey, inep istiyorum demiş. Farisi olan engür istiyorum demiş. Türk olan üzüm istiyorum demiş. Rum olan da istafil istiyorum demiş. Kavga etmeye başlamışlar. Yok onu alacağız, yok bunu alacağız. Kavga etmeye başlamışlar. Oradan geçen bir adam gelmiş. Şimdi Mevlana'nın hikayelerini okurken çok dikkat etmek gerekir. Hikaye bir maksada doğru evrilir. Ve yani bunu mesela bir tiyatro oyununa çevirsek, orada aslında filmin esas oğlanı gelmiş olur. Şimdi esas oğlan bu. Yani bu hikaye bunun için anlatıldı. Şimdi oradan geçen bir Arif geldi. Ne yapıyorsunuz dedi. Tartışıyorlar, konuşuyorlar. Şimdi tesadüf, dört insan da dilini biliyor. Yani Türkçe biliyor, Yunanca biliyor, Arapça biliyor ve Farsça biliyor. İşte birisi inep dedi, birisi istafil dedi, birisi engür dedi, işte birisi de şey dedi, neyse üzüm dedi. Şey diyor ki, parayı verin bana diyor, gidiyor üzüm alıyor, getiriyor. Herkes üzümü görünce, evet ben bunu istiyorum dedi. Şimdi burada iki şey var. Bir, aslında hepimizin derindeki bilgisi aynı. Üslup değiştiriyor. Dilimiz değiştiriyor. Kültürümüz bunu değiştiriyor. İkincisi, üslubun birliğini kim sağlayacak? Ve o değişikliklere rağmen aynı şeyi savunduğumuzu kim söyleyecek? Arif. Arif kim burada? Aslında Resulullah. Peygamber. Yani dördümüzün dilini bilen birisi gelirse, aslında hepimizin aynı şeyi söylediğimizi anlayacağız. Mesela diyelim ki Marksistlerin bir evren yorumu var. Ötekinin, kapitalistin bir evren yorumu var. Berikinin bir evren yorumu var vesaire vesaire. Tamam mı? Yani böyle bir sürü yorumlar var. Biz şu an dövüşüyoruz. Ama dördümüzün dilini bilen bir adam gelirse bize diyecek ki aslında siz aynı şeyi istiyorsunuz. Nedir o? Adalet istiyorsunuz. Ve siz adalet fikrine doğadan ulaşmadınız. Allah'tan geldiniz. Yani zihninizde adaletin olması Allah'a olan inancın bir tezahürüdür. Çünkü biz yeryüzünde veya doğada adalet olduğunu bilmiyoruz. İbn Arabi böyle düşünüyor. Yani Saadettin Konevi böyle düşünüyor. Dolayısıyla şimdi yani bizim bir takım ahlaki değerleri savunabilmemiz, bir takım erdemlerden, bir takım doğrulardan söz edebilmemiz Allah'a olan inancımızdan kaynaklanır. Bizim aslında o ilk temel cümlelerimiz, ilk temel doğrularımız Allah'ın vasıflarından ibarettir. Yani daha derinde sakladığımız inançtan ibarettir. Bu nedenle mesela ben şöyle bakarım. Bir insan gördüm ve zihnindeki en temel kavram adalet ise bu arkadaş kesinlikle İslam mezhepleri içerisinde Mutezile'ye girmeye adaydır. Çünkü Mutezile Allah dendiğinde aklımıza adalet gelmelidir diyen ekoldür. Yani bir adam mesela hani varsa yoksa tamam yani herhangi bir yerde yani konuşmaya başlıyoruz. Yani ilk kavramımız bu tamam mı? Yani adalet. Ben kardeşim benim için tek değer adalettir. Yani ısrarla buradan gidiyor. Beşeri münasebetlerde kulların kullarıyla ilk münasebetlerinde adalet arayışı kulun Allah'la münasebetinde zaten Cenab-ı Hak mutlak adil olduğu için böyle bir talebi olamaz kulun Cenab-ı Hak. Şöyle Cenab-ı Hak şöyle. Bu düzen için adalet. Ha şöyle Ercan'ım şöyle onu izah edeyim şu şekilde. Şimdi Ehl-i sünnetle Mutezile'nin adalet konusunda farklı tavırlar vardır. Ehl-i sünnet için adalet selbi bir kavramdır. Mutezile için adalet ispati bir kavramdır. Şimdi bunu dedik nedir? Şimdi tabii mesleki konuşunca biz rahatlarız. Siz de böyle kalırsınız. Şimdi izah edeyim ama. Ama şimdi siz de mesela şimdi ben size sorsam meslekten iki kavram söylesiniz. Ben de ya hocam yok muydu bunun daha Müslümancası falan yani falan demeye başlarım tamam mı? Şimdi mevzu şu. Şimdi Mutezile adaleti eşitlik olarak anlıyor. Mesela Allah kuralları koymuştur. O kurallara göre davranacak. Kuralları da bozmayacak. Bize bunu taahhüt etti. Yani bu müsbet demek. Bu nedenle namaz kılanları cennete koymasına da gerek yok. Kendileri girecek. Namaz kılmayanlar ise cehenneme girecek. Yani şeye gerek yok. Ehl-i sünnet ise adaleti selbi bir kavram olarak düşünüyor. Şu demek, Allah zalim değildir anlamında adildir. Ama dilerse
bütün namaz kılmayanları namaz kılanlardan önce cennete koyabilir ve kimse ona ya Rabbi bunu niye böyle yaptın diyemez. Dediğimde her birimizin içinden bir itiraz çıkar. Benim çıkmaz vallahi. İlaçlardan söz etmez ona. Tamam, evet. Bunu yapabilir. Bu bakımdan. Neyse. Şimdi demek istediğim şey şu. Yani zihnimizde hayatı açıklamak için kullandığımız bazı temel kavramlar var. İbn Arabi diyor ki yani bu temel kavramlar aslında doğadan gelmiyor. Bu temel kavramlar Cenab-ı Hakk'a dair bilgimizden geliyor. Yani ama ifade ederken engür diyoruz, üzüm diyoruz, başka bir şey diyoruz. Dillerimiz farklı. Bunun için mesela diyelim ki bir Hintli için Allah bizim bilmediğimiz bir şeydir. Bir Habeşli için bilmediğimiz bir şeydir. Bir başkası mesela ona enerji diyebilir. Bir başkası ona mesela doğa diyebilir. Bir başkası ona mesela evrenin ötesinde bir güç diyebilir. Bir başkası şunu diyebilir, bunu diyebilir. Bunların hepsi kısmen doğrudur. Yani her birinin bir anlamı vardır. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bu Peygamber Efendimiz'in bir cariyeli bir konuşması var. Diyor ki, cariye soruyor, diyor ki, cariye ahres, dilsiz. Eyne Rabbuna diyor. Rabbimiz nerede diyor. Cariye de şöyle yapıyor. Peygamber Efendimiz diyor, bu mümin kadın diyor, bunu azat et diyor, köle olarak tutma diyor. İbn-i Arabi diyor ki, ya kadına nasibe bak diyor. Bir cümle söyledi diyor, peygamber şahidi oldu diyor, imanının diyor. Şimdi mevzu ne burada? Yani Allah burada, yani biz şimdi Allah yukarıda diyemeyiz ki. Mevzu o değil. Ya mevzu Allah'ı burada göstermemek. Yani çamur, taş, toprak vesaire dememek. Yani yukarılarda yani uzak. Demek istiyor ki yani şey, yani kadının zihninde dilsiz bile olsun. Nereden öğrendi onu? Duyarak öğrenmedi. Nereden öğrendi? Şimdi demek ki yani fıtratında böyle bir bilgi var. Yani Allah ulviliktir, yani yüksektir, yücedir diye bir fikir var onun zihninde. Dolayısıyla şimdi bu yücelikten dolayı, yani yücelik özelliğini bildiği için, yani Cenab-ı Hakk'ın diyelim ki El Ali ismini aslında bilmiş oluyor demek ki. İşte Cenab-ı Hakk'ın El Müteal ismini bilmiş oluyor. Cenab-ı Hakk'ın El, buna şimdi El Müteal demesine gerek yok. Şöyle yaptı mı bitiyor. Anladın mı? Efendim söyle. Hocam hani koca karı imanı dedik ya. Hı hı. Güzel, iyi yakaladın. Bak iyi yakaladın. Bu taklidi olmayan bir şeydir. İttiba edemeyiz biz buna. Örnek alamayız biz buna. Örnek alınan, nesilden nesile aktarılacak olan, delilli olan olmalıdır. Bu bir istisna. Şimdi mesela şimdi bir örnek vereyim size koca karı imanıyla ilgili. Hani bugün konuşuyorduk şeyle bu hani Hazreti Musa ile bir çoban arasında geçen bir hikayenin bir benzerini, Mesnevi'dekiyken benzerini şey bizim bir hoca anlatmıştı. Hatta hoca da böyle çok böyle radikal, böyle aykırı görüşleriyle bilinen bir hocaydı. Mesela Türkiye'de böyle bir sürü aşırı grup onunla ilgilidir. Yani söylesem belki de tanırsınız da söylemeyeyim ismini. Ben çok severdim yani hocayı, hala da severim. Hala da severim dedim. 1983'ten sonra bir de hiç görüşmedik yani. Yani uzaktan yani. Hani 83'te şöyle bir hikaye anlatmıştı. Şimdi diyor ki, bize yeni gelmişti öğretmen olarak. Bir arkadaşım diyor, ilahiyatçı diyor. İşte böyle Arapça falan okudu. Babaannesi bana demiş ki, oğlum ne yapıyorsunuz siz demiş. Babaanne demiş, Arapça öğreniyoruz demiş işte. Kur'an-ı Kerim vesaire. Ne bu Arapça demiş. Ya mesela demiş hani. Sen demiş namazda Fatiha falan okuyorsun. Demiş. Ben onların manasını biliyorum demiş. Ver bakayım bir manasını demiş ya. İşte hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Rahmandır, Rahim'dir. Din gününün sahibidir falan diye mana veriyor. Kadın bir başlamış diyor ağlamaya. Şimdi benim böyle hikaye çok... 1983'te dinlediğim hikayedir bu. 13 yaşındaydı. Orta 2 mi, orta 3 mi ne unuttum şimdi. Kadın başlamış ağlamaya. Hakikaten şimdi beni böyle durdu. Ne oldu demiş babaanne. Ya demiş, ben demiş 70 senedir kıldığım namazları namaz değil demiş. Niye demiş? Ben demiş bu süreyi şöyle mana vererek okuyordum zihnimde. Allah'ım çocuklarıma iyi hanımlar nasip eyle. Bol para ver. Ağrımıza bol şey ver. İşte ineğimiz iyi bilmem ne yapsın falan filan, tamam mı? Yani zihnimde diyor ben bunu böyle okuyordum diyor. Şimdi bundan sonrası çok hoş. Yani bunu hakikaten yani o Mevlana işte Musa hikayesinin bir çözümü gibi yani hakikaten. Çocuk demiş ki. Şimdi ne diyebilirsiniz arkadaşlar? Çocuk şaka yaptım demiş. Tabii ki öyle demiş. Babaanne senin dediğin gibi demiş bana. Ben şimdi bunun hala cevabını bilmiyorum. Yani o babaanne şimdi böyle mi denir? Başka şimdi ben bir telif yolu bulurdum. Yani
Ya baban o yani Maliki yemin dediğinde işte ahırdaki inekler vs. hepsi oraya giriyor zaten. Falan yani. Yani böyle düşünmüştüm. Tamam hani. Ondan sonra Rahman ve Rahim deyince işte çocukların evliliği, işte çoluk çocuklar falan oraya giriyor vesaire gibi. Yani böyle yorumlardım herhalde. Ama şimdi çocuk öyle demiş yani. Babaanne şaka yaptım falan filan demiş, tamam mı? Şimdi ben çok hoşuma gitmiş. Yani o kadar aşırı bir hocanın böyle bir görüş söyleyebilmesi çok hoşuma gitmişti. Şimdi bu ne demek? Şimdi bu koca karı imanıdır. Bak bu aktarılamaz. Yani o mesela kızı da eğer şey yapıyorsa, Fatiha suresini hala öyle yapıyorsa burada bir problem var. Ama o kadın için, şimdi bizim onun kızını bulup, babaanneyi bırakıp, kızım gel sen gel şuraya, şimdi bu ağrı bırak, yani bak bu ayet-i kerime şöyle şöyle söylüyor falan dememiz lazım, tamam mı? Çünkü onu bir ileri noktaya taşıyacağız. Ama baktık bir başka kızı anlamıyor. Kızı babaannesi, şey kendi şey, ona bir şey demeyeceğiz. Ama öğrenme istidadı varsa biz ona bunu anlatacağız, bir ileri noktaya taşıyacağız. Şimdi gene bakın, şimdi bir şey daha söyleyeyim size. Bunda özellikle hani ilahiyatçı olanlar için söyleyeceğim. Tevhide döneceğiz yani bir ara bilgi olarak. Bunu rahmetli Korkut Özal'dan dinlemiştim. Ben ilahiyatçılara konuşurken iki şeyi anlatırım. Bir tane iktisat fakültesinden talebe gelmiş. Babasına demiş ki işte ne yapıyorsunuz filan. İktisat fakültesini anlatmaya başlamış. Hiçbir şey anlamamış. Oğlum demiş, siz yanlış yere gittiniz demiş. İktisat demiş. Yoğurt az ise biraz daha su katarsın demiş. Ekmek doğrarsın yersin. Bu iktisat demiş. Filan. Şimdi böyle bir anlayışla yani iktisadı izah etmiş. Bir aklınızda bir bu dursun. Bir de şimdi bir hikaye daha anlatacağım. Bu 1900 şimdi Cumhuriyet'in iki dönemi vardır. Birincisi öğretmenler nesli, aydınlanma çağı 1925'lerden 1945'lere kadar devam eder. Bu Yakup Kadriler vesaire falan filan dönem. Bu dönemde Anadolu'nun aydınlanması hedeflendi. İşte köy enstitüleri vesaire falan filan. Anadolu aydınlanınca, yani o öğretmen nesil tarafından Anadolu aydınlanınca bir bakmışlar karnımız aç. Yol yok. Fabrika yok. Şu yok, bu yok filan. Şimdi aydınlanmış adam bağırmaya başlamış. Bu kez sağ iktidarlar devreye girdi ve mühendisler devreye girdi. Yani öğretmenler geri çekildi. Mühendisler öne çıkıldı. İşte İTÜ kuruldu. İşte Yıldız işte biraz daha falan. Yani böyle fakülteler kuruldu. İşte devlet su işleri kuruldu vesaire falan filan. Şimdi diyor ki şey, bunu yani Recai Kutan vesaire onlardan da dinlemiştim. Yani biz diyor yani doğru düz okul hayatı görmedik diyor. Yani giderdik sahada çalışırdık. İşte yazın işte bir şekilde imtihanlar olur geçerdik falan filan. Korkut Bey şimdi o dönemi anlatmak için bir hikaye anlattı. Şöyle. Şimdi Erzurum'a gitmiş diyor bu İTÜ'lü talebeler. Şimdi talebelerin kahrekseriyeti orada şartlara uyum sağlamışlar. Yani bakmışlar ki yani bu Erzurumlar bunlar anasının gözü. Yani yol nasıl yapılır biliyor, ötekini biliyor, her şeyi biliyorlar falan. Bunları fazla zahmete girmeden böyle buralarda dur. Bir tanesi biraz daha böyle şey kafalı, kitabi. Yo demiş. Şimdi mühendisliği savunuyor. Yo demiş. Bir mühendis olmasa demiş. Mesela demiş yolu nereden getireceksiniz? Erzurum diyormuş. Çok kolay diyor. Eşeği salarsın diyor. Gittiği yoldan suyu getirirsin diyor. Eşekten inmeyecek diyor. Peki diyor tren yolu nereden yapacaksınız? Deveyi salarsın diyor. Deveden inmeyeceksin sen diyor yolu diyor. Dev oradan diyor yolu yapacaksın diyor. İşte bilmiyorum şunu nereye, katırı salarsın diyor, ondan inmeyeceksin diyor falan, tamam yani falan. Çocuk şimdi dayanamamış, sinirlenmiş, demiş ki, ya demiş eşek yok, katır yok, deve yok, ne yapacaksınız demiş. Lazım mühendis gelir, o zaman da o yapar demiş. Şimdi böyle bir hikaye anlatmış, çok hoşuma gitmişti. Şimdi ben şimdi gençlere diyorum ki, gittiğiniz yerlerde yani din üzerine konuşurken, herkesin bir hani eşek salma, katır salma hikayesi olduğunu bilin. Yani insanlar din hakkında bir şey biliyor ama gittiğinizde bunu kabullenmeyin. Bize deyin ki biz iktisat bizim için iktisat fakültesi çorbaya su katma yeri değildir. Yani bir de bir o işimiz var gibi. Yani bu meseleyi böyle düşünün. Parantez kapatıp tekrar dönelim. Şimdi değerli arkadaşlar bakınız. Eğer biz tevhid meselesini politeizmin zıddı olarak düşünürsek tartışmalarımız çok sığ ve çok kuru kalır. Belki de bugün Arap dünyasında yani İslam üzerine konuşmaların problemi bu. Neden? Çünkü şimdi politeizm yok bugün. Yani putlar yok. Bunun yerine şimdi putlar yok ne var? Türbeler var. Yani şimdi Arap Müslümanlar bir kısmı böyle yaklaşıyor. Türbeler var. O zaman türbelerle savaşmalıyız. İşte başka ne var? İşte alimler var. İşte Ebu Hanife var. Bilmiyorum ki bunlarla savaşmalıyız. Bunlar put diyor. İşte başka kim var? Şunlar var. Bunlar var vesaire. Tamam mı? Şimdi böylece yani Cervantes'in şeyi gibi yani Don Quixote'in şeyi gibi yel değirmenleriyle savaşan bir dini gelenek ortaya çıkıyor. Neden? Rakip yok ortada. Kime saldıracaksın? Rakip yok.
türbeli savaşıyor. Yani şimdi Mevlana ile savaşırsak, yani Mevlana'nın türbesini kaldırırsak çözme. E kaldıralım mesela, AVM yapalım altını, şey üstünü. Hayır, yok yok, yani anlatamıyor ya. Bak buna itiraz etmiyor. Yani bu anlatamıyor yani. Mesela Kabe'nin karşısında diyelim ki Kabe'nin 10 kat yüksekliğinde binalar yapıyor. Burada sorun yok. Ama diyor ki şimdi burada diyor türbe varsa diyor burada problem var. Bu nereden kaynaklanıyor? Tevhidi anlamamaktan kaynaklanıyor. Adam tevhidi anlamıyor, tamam mı? Yani zannediyor ki mesela türbeye gidiyorsunuz, orada tapıyoruz mesela. Ondan sonra veya işte şimdi böyle düşünüyor. Neden? Çünkü yani zihninde ilkel bir politeizm var. Değerli arkadaşlar bakın, bunun altını çizerek söyleyeyim. Rakibiniz kimse siz de aşağı yukarı o ölçüde oluyorsunuz. Yani insanı yücelten rakibi. Yani şimdi rakip lazım bize. Şimdi benim okuduğum gelenek tevhidi böyle düşünmedi. Bak dedi ki bir, tevhid demek Allah'ın varlığı demek değildir. Burayı bir geçelim. Ve dini hayat Allah'ın varlığı sorunu üzerine kurulu değildir. Çünkü hepimiz Allah'ın varlığını bir şekilde kabul edebiliriz. Fakat din henüz hayatımızda yer etmeyebilir. Bu nedenle şimdi Allah'ın varlığı sorununu geçeceğiz. Başka bir meseleye geçince tevhidi konuşacağız. Başka mesele nedir? Bakınız. Allah'ın varlığını anladık. Peki nasıl var Allah? Mesela nasıl var? Varlığının keyfiyeti nedir? Tevhid meselesi Allah'ın varlığı üzerinde değil. Allah'ın varlığının keyfiyeti üzerinde. Düşünmekten. Allah'ın varlığının keyfiyeti üzerinde. Varoluşunun, var olma tarzının keyfiyeti üzerinde inançtan, iman etmekten ortaya çıkan bir meseledir. Şimdi bunlar birbirine tamamen farklı şeylerdir. Yani Allah'ın varlığı ayrı bir meseledir. Allah'ın var olma keyfiyeti, yani nasıl vardır mesela? Örnek vereyim. Mesela Allah vardır dedik. Tamam, durduk. Şimdi soru soruyorum sana. Mesela konuşur mu? Buna vereceğin cevaba göre tevhidi kabul edersin ya da etmezsin. Bir iradesi var mı? Bak şimdi. Bir iradesi var mı? Diyelim ki var. Tevhid tarafına geçtin. Birisi diyor ki yok. Şu tarafta kaldı. Konuşur mu? Şimdi konuşur dediğin zaman sen de konuşuyorsun. Demek ki senle onun arasında bir irtibat var. Yani sen ona benziyorsun, değil mi? Sen ona benziyorsun. Şimdi demek ki yani sen şimdi tevhid, yani Allah'ın varlığını konuşmakla yetinmiyorsun ya. Allah'la arandaki irtibatı konuşuyorsun. Şimdi tevhidi konuşmak demek Allah'ın alemle ve Allah'ın seninle irtibatını konuşmak demek. Dolayısıyla şimdi bu Saddeddin Konevi İbn Arabi geleneği geldiler. Dediler ki dini hayatın merkezine Allah'ın varlığını yerleştirmeyeceğiz. Çünkü bu totoloji olur. Bunu zaten herkes kabul ediyor. Bu çok geniş bir şey. Çok geniş. Yani yeryüzü mesela. Şimdi ben diyorum ki mesela bugün belki de dünyada 2 milyar 3 milyar ateist var. İbn Arabi der ki anlamadın sen. Yani beni hala anlamadın Ekrem der bana. Neden? Ateist falan yok. Ya Tanrı hakkında farklı cümleler kullanan, onu başka başka bilgilere çeviren insanlar var. Ateist değil bunlar. Yani ateizm, yani İbn Arabi asla, yani bir ateist İbn Arabi asla ikna edemez. Bir İbn Arabi belki onu ikna edemeyebilir. Ama o adam da İbn Arabi asla ikna edemez. Ben şahsen yani bu konuda çok derin bir fikir geliştirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Yani ne İbn Arabi'nin dediği dili kullanabiliriz, ne ondan da vazgeçebiliriz. Burada çok geniş bir düşünce geliştirmemiz lazım. Psikologların, sanatçıların, ondan sonra filozofların vesaire böyle çok derin düşünerek ne demek istediğini, yani kişinin Allah'la ilişkisini, Allah'ın insanla, Allah'ın alemle, Allah'ın doğayla ilişkisini çok derin bir şekilde tartışmamız lazım. Yani başka bir çare gözükmüyor yani şu an için. Başka bir çare gözükmüyor yani. Dolayısıyla yani İbn Arabi'nin o cümlesini şimdi böyle bırakalım ve devam edelim Saddeddin Konevi'nde. Şimdi bakınız diyor ki tevhid Allah'ın varlığı değildir. Peki nedir? Allah'ın var olma keyfiyetidir. Allah'ın var olma keyfiyetidir. Şimdi var olma keyfiyetini 3 kademede düşüneceğiz. Bunların birincisi Saddeddin Konevi'nin düşüncesini ya da İbn Arabi'nin düşüncesini mesela kelamcılara yaklaştırabilir. Nedir o? Acaba Allah'ın varlığının yanında böyle bir takım nitelikleri var mı yok mu?
Bugün deizm diye bildiğimiz sorunun dini düşüncede ilk problem yarattığı yer burasıydı. Çünkü ilk deistler Tanrı hakkında onun varlığından başka bir şeyi konuşmamamız gerektiğini bize söylediler. Biz her ne konuşursak Tanrı'dan uzaklaşıp kendimize yaklaşmış oluruz. Mesela dersek ki Tanrı'nın bir iradesi var. Biz kendi hayatımıza yaklaşıp Tanrı'yı kendimize göre anlatmaya çalışırız. Biz dersek ki Tanrı'nın bir gücü var, kuvveti var. Biz dersek ki Tanrı'nın işte bir öfkesi var. Biz dersek ki Tanrı'nın bir rızası var. O zaman biz Tanrı hakkında konuşmayız. Sanki kendimizi Tanrı'ya yansıtıp kendimiz gibi bir Tanrı anlatmış oluruz. Deizm bunu söyledi ve Müslüman düşüncede ilk yani Müslümanlarla karşılaştığı ilk büyük problem bu oldu. Deizm ilk büyük problem demiyorum da bana göre en büyük problem oldu. İlk büyük demeyeyim. En büyük problem yani Müslüman düşüncenin yani diğerleri kolay problemlerdi. Mesela Mısırlılar diyelim ki bir şeye tapıyor. İranlılar bir şey. Bunu çözmek biraz daha kolay. Ama deizmin bu cümlesini çözmek çok zor. Çünkü sana diyor ki kardeşim diyor bak şimdi nasıl bir Allah tasavvur ediyorsun? İnsan gibi. Sen diyor kendini gökyüzüne yansıtıyorsun. Şimdi bu eleştiriyle kolay bir eleştiri değil. Yani bu bir iki. Diyelim ki mesela sen şimdi kendini üstün varlık saydığın için Tanrı'yı kendine benzetiyorsun. Hristiyanlığı düşünün mesela Tanrı geldi insan şeklinde geldi. Değil mi? İnsan şeklinde geldi. Peki mesela bir maymun düşünün. Bir hayvan düşünün. Bir kuş düşünün. Allah ona da mesela Allah hakkında konuşma fikri verse. Allah nasıl düşünürdü? O da kendisi gibi düşünürdü. O zaman ne demek bu? Kişi kendinden başkasına tapamıyor. Kendinden başkasını kabul edemiyor. Deizm böyle bir eleştiri getiriyor ve bu eleştiri böyle yenilir yutulur bir eleştiri değil. Bugün de çok güçlü bir eleştiridir. Geçmişte de çok güçlü. Neyse. Efendim. Şimdi onların bir kısmı deizm değil aslında. Onların önemli bir kısmı paganlık. Deizmi biz daha çok soyut tanrı telakkisinde ele alıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani soyut tanrı, yani soyut tanrı biçiminde. Dolayısıyla deizmin kaynağı akıl. Akıl yani akli düşünce. Ve akli düşünce tanrı hakkında bize soyutlamadan başka bir bilgi veremiyor. Dolayısıyla şimdi senin söylediklerini paganlık yani alt hayal gücünün beslediği tanrı inançları gibi düşünebiliriz. Bu nedenle şimdi deistler dindarlara diyorlar ki yani siz hayal gücünün etkisinde bir tanrı üretiyorsunuz. Şimdi bu eleştiri güçlü bir eleştiridir. Yani böyle zayıf bir eleştiri değildir. Ve İbn Arabi'nin, Sadeddin Konevi'nin bu geleneğin en büyük meselesi bu deist terakkiyle mücadele etmektir. Dolayısıyla şimdi bence bizim meselemiz de budur. Yani biz modern çağda yaşayan Müslümanların büyük meselesi deizm ve ateizmdir. Yani biz bununla mücadele edip dini düşünceyi savunmaya çalışıyoruz ya da tevhidi savunmaya çalışıyoruz. Ateizm olduğu için Allah'ın varlığı problemini de tartışıyoruz. İbn Arabi bunu kabul etmiyor. Biz kabul ediyoruz bugün. Dolayısıyla Allah'ın varlığını da ispatlamak istiyoruz biz bugün. Ama normal şartlarda diyelim ki Allah'ın varlığı sorunsalını geçmiş olsak esas meselemiz bizim için tevhiddir. Yani tevhid demek bir şimdi 3 tane soruyla tevhidi anlamanızı isteyeceğim. Birincisi bakınız. Birincisi nasıl var? Sıfatları var mı yok mu? Var. Var dediğinde sen deizmden uzaklaştın, dini düşünceye geldin. Tamam, sıfatları var dedin. Nasıl sıfatları var peki? Şimdi bu sıfatlar Allah'ta bir bölünmeye yol açıyor mu, açmıyor mu? Mesela diyelim ki Allah'ın şimdi yani hemen şimdi böyle ehli sünneti yani biraz zorlanın ehli sünneti savunmada. Yani böyle herkes ehli sünnetse kafada sorun yok zaten yani. Şimdi biraz zorlanacaksınız. Mutezile bir şey söylüyor. Diyor kardeşim diyor. Allah'ın sıfatları var diyeceğiz ama mesela şimdi benim diyelim ki ilmim var. Geçen seneye göre şimdi ilmim arttı. Allah'ın ilmi nasıl? Artıyor mu eksiliyor mu? Agnostizme gidersen o başka bir problem olur. Yani onu bilemeyiz, bunu bilemeyiz dersen adam der ki ben bilirim kardeşim şimdi yani. Ne kadar büyük olursa olsun bütün sayıların sonsuza bölümü sıfırdır. Evet. Sabit bir bilgi ne kadar çok da olursa olsun sonsuz bilginin yanında sıfır hükmündedir.
Dolayısıyla ölçüyle şöyle şimdi kabımız almaz olsa vahiy gelmez. Kabımız alıyor diye vahiy geldi. Evet, evet. Yani vahiy geldi. Şimdi vahiy demek, yani Allah bize kendisi hakkında bilgi veriyor ve biz onları anlayabiliyoruz demek. Dolayısıyla şimdi ölçümüz o kadar, yani bu cümle deizmi güçlendirir. Allah hakkında kullanacağımız bu tarz agnostik cümleler, tabii yani çünkü tenzih yapıyorsunuz, bu deizmi güçlendirir. Yani o zaman şimdi onu biraz daha abartıp der ki, kardeşim sonsuz olan hakkında nasıl konuşabiliriz der. Sonra bir şey daha söyler. Sonsuz olan ben şunu yapmışım, bunu yapmışım, bununla mı ilgilenir der. Dolayısıyla şimdi şey fikri, yüceltme fikri evveleminde çok güzel dindarlık gibi gözüküyor ama sonra dinin aleyhine dönüşüyor. Deizm dediğimiz şey, arkadaşlar bakın bunun altını çizelim. Deizm dediğimiz şey Tanrı'yı bir yüceltme biçimidir. Tamam bak, yani deizm dediğimiz şey, klasik deizmden söz ediyorum. Modern çağdaki deizm biraz farklı. Yani bir başka zaman geldiğinde onu da anlatırım inşallah. Modern çağdaki deizm farklı. Ama klasik dönemde moderndeki biraz daha ateizme yaklaşıyor. Klasik dünyadaki deizm Tanrı'yı böyle yüksek bir ilke sayıp ona ulaşamayacağımızı, onun hakkında konuşamayacağımızı, ne söylersek eksik kalacağını, dolayısıyla biz kendimizin dışımıza çıkamayacağını, yani ben benim dışına çıkamam, dolayısıyla Tanrı hakkında konuşamam ilkesinden hareket ediyordu. Şimdi Zekeriya Razi'ninki biraz daha farklı. Zekeriya Razi'ninki daha yani böyle yer yer böyle daha panteist de düşünebilir. Çünkü doğacı, zaman filan bir takım fikirleri var onun. Yani onunki bu soyutlamacı değil. Onunki daha doğacı. Dolayısıyla şimdi Zekeriya Razi bunu da reddeder. Tamam, bunu da reddeder. Dolayısıyla yani Zekeriya Razi'ninki daha doğacı, daha materyalist ve daha evren içerisinde bir şey. Yani onun telakkisi bu şekilde. Dolayısıyla mesela Zekeriya Razi'ninki bu tarz tenzihçi Tanrı telakkilerinden de farklılaşır. Yani şunu anlamanız yeterli yani bu söylediğim cümlelerden. Deizm dediğimiz, klasik deizm dediğimiz şey Tanrı'yı yüceltme arzusundan çıktı. Fakat Tanrı'yı yücelttiğimizde bakınız size şimdi İbn Arabi'den çok hoş bir cümle söyleyeyim. Yüceltme bir uzaklaştırma biçimidir. Yani biz şimdi bazen bunu hayatımızda yaparız. Mesela derim ki aramızda bir mesele var. Derim ki Murat'cığım sen çok büyük insansın. Sen bunlara karışma derim. Biz çok yaparız böyle adamı. Evet. Çok büyük adam deriz. Yani. Şimdi bir adama çok büyük adam demek. Tamam, yani bu işlere sen karışma ne demek? Yani biz bunu kendi usulümüzce halledeceğiz demek. Tamam mı? Bak mesela bir şey anlatayım size. Şimdi Mevlana'nın böyle bir şeyi var, timsali var değil mi? 90-100 yaşlarında falan, belki 120 yaşlarında yaşlı, cübbesi falan filan değil mi? İnsanoğlu niye çizmiştir onu? Hayatımızdan uzaklaştırmak için. O bir operasyondur. Tamam mı? Yani dede, yani büyük bir dede mevzularımızı anlamaz. Kendi içine kapanmış. Bize hep hoşgörü yapar. Gitsek biz işte yaramaz haylaz çocuklar ama biz kendi işimizi kendimizce götürüyoruz falan olur, tamam mı? Halbuki şimdi aklı başında bir adam Mevlana'yı böyle çarşının ortasında falan resmetmesi lazım. Yani ona müdahale ediyor. Buna onu niye giydirmediniz onu? Böyle oluyor olması lazım, tamam mı? Niye? Bak şimdi. O yüceltme biçimi sevme değildir. O yüceltme biçimi uzaklaştırmadır. İrtibat kopartma biçimidir. Bu nedenle şimdi bunun büyüğünü Cenab-ı Hak için yaptıkları için Müslüman düşünürler bunu, yani affedersin özür, yutmadı. Tenzih, yani yüceltme bir uzaklaştırma biçimidir. Allah uzakların uzağı, madde değil kardeşim, o kadar değil ya. Allah bizi şah damarından yakın, bitti. Şah damarından yakın dediğinde deizmle mevzu bitiyor, yani şey bu. Şimdi devam edelim bakın. Birinci mevzu bu. Tamam, Tanrı'nın sıfatları vardır. Anladık. Peki bu sıfatlar zatında bir çokluğa yol açıyor mu, açmıyor mu? Evet. Açıyor dersen Mutezile'ye düşersin. Ehli sünneti taaddüdü kudema diye suçlarsın. Açmıyor dersen Ehli sünnete gelirsin. Peki açmıyorsa nasıl oluyor? Mesela Allah'ın bilgisi nasıl diyeceksin? Efendim o başka. O yoktan var etme meselesi başka. Şimdi bakın. Ama bak şimdi. Siz şimdi bak, rakibin eleştirisini hesaba katmıyorsunuz. Rakip bu konuda 3000 tane düşünür çıkardı belki. Yani böyle, o öyle değil demekle öyle olmaz.
bundan sonraki hayatının 10-15 senesini sen bu işe ayıracaksın. Birkaç cümleyi anlayabilmek için. Mevzu o kadar basit değil. Biz şimdi burada hani diğer diyelim ki hani abileriniz var. Mesela onlara bir şey demem ben. Yani onlar her birine mesleği ayrı. Ama ilahiyatçıysanız ilahiyatçılar bu mesleğe 10-15 sene emek verecekler. Yani öyle kolay bir konu değil bu. Şimdi eğer Allah'ın bak şimdi Allah'ın sıfatlarından söz etmezsek tevhide gelemeyiz. Sıfatlardan söz ettik. Peki bu sıfatlar Allah'ın zatından ayrı mı duruyor? Onun kendisi mi? Onun kendisi dersek Ehl-i Sünnet bunu sevmiyor kardeşim. Onun kendisi ne demek ya? Bu izah edilemez. Bu sıfatsızlık demektir. Yani filozoflara bizi yaklaştırır. Sıfatlar yok demektir. Yani Allah'ın kelamı yok gibi bir şey olur. Kelamla iradesi aynı şey gibi olur. İlmiyle kelamı aynı şey. Öyle değil kardeşim. Kelam diye bir sıfat var. İlim diye bir sıfat var. İrade diye bir sıfat var. Kudret diye bir sıfat. Bunun böyle olması lazım. Dedi Ehl-i Sünnet. Mutezile dedi ki ne olacak şimdi dedi. Biz birleştirdik siz de ayrıştırdınız. Bunlar dedi ki o taraf. Şimdi bak. İslam düşüncesinin ilk büyük problemlerinden birisi bu. Allah'ın sıfatları bak. Tevhid üzerinde çıkıyor. Müslümanlar tevhidde ayrıştı. Şimdi bazı arkadaşım zannediyor ki yani Mutezile 3-5 tane modern fikir söyledi de bundan dolayı. Hayır alakası yok. Mutezile'yi mutezile kılan şey Allah'ın sıfatları hakkındaki teorisi oldu. Allah'ın sıfatları hakkında onun zatın aynıdır deyince yani sıfatlar yok demeye getirince Ehl-i Sünnet kıyameti kopardı. Kardeşim dedi bu dedi deizme gider dedi. Deizme gider dedi. O zaman şimdi Mutezile de döndü dedi ki peki sizinki nereye gidiyor? Sizinki de Ta'dud-u Kudema'ya gider dedi. Yani Allah var, iradesi var, kudreti var. Bu ne parçalı bir Allah olur dedi. Ta'dud-u Kudema'dır dedi. Ta'dud-u Kudema çok ağır bir suçlamadır. Çok ağır. Yani neredeyse müşrik demek gibi. Ama Ehl-i Sünnet de az demiyor. Siz de diyor deizme gidiyorsunuz diyor. Yani dinden anlatayım mı? Şey bu. Şimdi devam edelim. Birinci mesele bu. Peki ikinci konuyu. Dediğimizde tamam, zatının ne aynıdır ne gayrıdır dediğimizde aslında anlamadığımız ama ne yapalım başka çare yok diyebileceğimiz iman ettiğimiz bir cümleye kavuşuruz. Yani normalde yani zatının ne aynıdır ne gayrıdır. Nedir? Allah-u Alem. Orada Ehl-i Sünnet acziyete düşerek Mutezile tartışmayı sonlandırıyor. Ama Mutezile'nin suçlaması bakidir. Devam edelim bakınız. Biraz daha gelelim. Bunu da toparlarız yani. Hani böyle bir konu tabii çok teori, çok şey. İkinci bir konu. Geldik şimdi. Allah alemi yarattı. Sıfatları var. Kadim sıfatları. Allah alemi yarattı. Şimdi Allah alemi yarattı. Şöyle bir problem ortaya çıktı. Allah kendinden bir şeyi bıraktı mı bırakmadı mı? Mesela Allah kudreti vardı. Bir de şimdi kudretli bir alem mi yarattı? Yoksa kudret onunla mı gene? Mesela Allah'ın irade, alem tabi alemin içinde de insanı da düşünün. Şimdi insana bir kudret verdi mi vermedi mi? Ya da şöyle mesela şu suya beni doyurma kuvveti verdi mi vermedi mi? Efendim? Şimdi verdi diyenler az önceki görüşlerini tadil etsinler onlar Mutezile'ye dönsünler. Verdi diyenler. Cenab-ı Hak. Hocam şöyle bak şimdi anlat söyleyeyim. Cüz-i irade çok çok politik bir kavramdır. Çok politik bir kavramdır. Yani onu kim bulduysa bu Ehl-i Sünnet içerisinde çok iyi etti. Hani hocam öyle bir şey yokmuş bu arada. Yani külli ve cüz'i ikisi de kul içinmiş. Evet. Şimdi bak söyleyin. Şimdi mesela ateş yakar mı yakmaz mı? Allah isterse yakar şu demek. Bu cümle doğru değil. Sünnetullah meselesini biz bugün bir gün burada konuşalım. Aslında bunu panel şeklinde de yapabiliriz. Konya Düşünce Okulu'nda bunu panel şeklinde de yapabiliriz. Bu sünnetullah meselesi son 150 senedir tamamıyla bağlamından çıkartılarak determinizmle özdeşleştirildi. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de sünnetullahın kullanımı tamamen endeterminaldir. Mesela hırsızlık yaptılar, başka bir takım suçlar işlediler diye bir dağ kalktı, bir kavmin üzerine çöktü. Hiçbir kozalite yok. Yani düşünebilir miyim? Mesela şimdi diyelim ki hırsızlık yapıyorsunuz veya başka bir suç işliyorsunuz.
Hangi, yani başınıza ne gelebileceğine korkarsınız. Polis yakalar. Mahcup oluruz falan filan değil mi? Konya Dağı kalkar üzerimize çöker diye yani aklınıza gelir mi? Kur'an-ı Kerim'de geliyor. Kur'an-ı Kerim sünnetullah bu tarz bağlamlarda kullanıyor. Yani ahlaki eylemlerle kozmolojik hadiseler arasında irtibat kuruyor. Bu burada bir şey yok. Yani bir kozalite yok. Fakat hocam şöyle bir sınır mecburiyetimiz var. Şimdi birinin sapmaması veya hidayete gelmesi için bu uğraşı esnasında kul Allah'ın bütün ilmini bilmeye teşebbüs cüretinde bulunuyor. Hı hı. Ya bizim bir sınırımız var. Bir yerde durmamız. Sonra bizi deizmle suçlayabilir hocam. Yok yok. Yok. Ercan abi deizme tam gidiyor durdu. Tevbe etti. Durdurayım ben dedim şimdi. He durdu. Sonra diyecek ki deiz oldun diyecek ki. Ya derim diyor ben derim tabii. Tabii. Şimdi şöyle. Şimdi Kur'an-ı Kerim tabii çok bilgi içeriyor. Yani Kur'an-ı Kerim insana çok büyük bir vasıf yüklüyor. Yani insana halife demek modern düşüncenin kabul edebileceği bir şey değil. Yani milyarlarca galaksiyi yaratan Rabbin halifesiyiz. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Yani bu acayip bir şey, tamam mı? Böyle olduğu için tabii ki bir bilgimizin olması lazım. Yani bize ihsan edilmiş işte falan bir sürü şeyimizin olması lazım. Yani bunda bir sorun yok. Dolayısıyla yani insan hakkındaki acziyet meselesi bu ayrı bir konudur. Acziyet dinin lehine değildir. Aleyhinedir. Bir deistle tartışırken bütün sınırları ihlal ederek yol almak mümkün değil. Ya onlar şimdi onlar Türkiye şartlarının deistleri. Yani gerçekte deistler böyle tartışmazlar. Yani deistler çok deistler sizin söylediğinizden giderler. Yani insan yani şu evren içerisindeki insanın yeri nedir ki? Yani Tanrı'nın muhatabı olacağız. Tanrı benim mesela ne içip içmediğime karar. Bu ne ya filan derler size. İnsan nedir ki? Dolayısıyla şimdi deizmin mesela modern dünyada, klasik dünyada öyle değil. Modern dünyada deizm nihilizmden beslenir. Yani insanın bir önemi yok cümlesinden beslenir. Hayatın bir önemi yok cümlesinden beslenir. Bunlar ayrı ayrı şeylerdir. Bir ara konuşuruz yani. Burada modern deizmi de konuşuruz inşallah. Yani şu an tabii hani Konevi açısından o biraz daha farklı bir konu. Şimdi gelelim tekrar bakın. Şimdi soru şu. Şimdi birinci mesele neydi? Allah var, varoluş keyfiyeti meselesi. Yani sıfatlar meselesi. Sıfatlar da ayrı işte. Yani Mutezile ve yani Müslümanlar şimdi orada bir cepheydi. Cephe kendi içine ikiye bölündü. Bu tabii ikiye bölünme büyük bir güç kaybı demek de olabilir. Yani çünkü şundan dolayı büyük bir güç kaybı demek olabilir. Şimdi aslında üç tane tavır ortaya çıktı. Bir, Mutezile. Yani bu sıfatları böyle şey kabul etmeyelim diyenler. İki, ne aynıdır ne gayrıdır diyenler. Üç, şimdi Murat'ın da sürekli hani şey yaptı böyle Murat'la konuşmamız böyle yani ben daha yaşlandıkça daha sempatik baktım. Suskun kanat. Hadisçiler. Hanbeliler, Malikiler, Şafiiler kısmen. Şimdi bunlar da yani normalde şimdi Hanefilikte kelam ve fıkıh ayrımı var. Onlarda kelam diye bir şey yok aslında. Fıkıh diye bir şey yok. Kelam metodu ya. Ha yani şey de evet. Doğru. Dolayısıyla şimdi yani o zaman Müslümanlıkta üç tavır. Susan kanat, konuşup ne aynıdır ne gayrıdır diyen kanat. Mutezile'ye göre bunlar konuşmamış oluyor. Bir de Mutezile kanat. Üç kanat yani böyle bir şey. Bölünme ortaya çıktı. Bu nerede? İlahi sıfatlar meselesinde. Değerli arkadaşlar bakınız. İlahi sıfatlar bahsi biz Müslümanların aşağı yukarı en önemli konusudur. Bunu bazen de ya bu konu eskidi mi eskidi. Allah'a dair hiçbir konu eskimez. İnsan eskir, konu eskimez. Hiçbir konu. Binlerce kez yapabilirim. Yani ben mesela bu ilahi sıfat mesela ne aynıdır ne gayrıdır cümlesini herhalde hayatımda 10 bin kere kullanmışımdır. Hiç eskimez. Yani konu niye eskisin ki? Sen eskiyorsun. Yani senin başka arzuların ortaya çıkıyor. Para kazanmak istiyorsun. Bilmem şunu istiyorum, bunu istiyorum. Sen eskiyorsun. Ya aman bu eski konulara girmeyelim falan diyor. Sen çık o zaman. Biz tartışmayı sürdürürüz. Dini konulardan asla bıkmayacaksınız. Yani bunlar hayatın en gerçek konularıdır. Her şey sahte, bunlar gerçek. Tamam mı? Bak her şey sahte, bunlar gerçek. Yani dini hayat böyle bir şeydir yani. Yani şeyde bir yazı yazmıştım. Bu şimdi meleklere imanla ilgili 3-4 işte yazı, işte konuşma, röportaj vesaire bir şeyler yaptım. Şimdi bugün mesela Müslümanların hayatında meleklere iman konusu biraz kalkmış gibidir. Yani böyle bir problem var. Daha sonra böyle ilke olarak duruyor da yani karşılığı yok. Mesela Kur'an-ı Kerim'de zikredilen tarzı yok bugün meleklere iman.
Şimdi dedim ki biz ilahiyatçıların hepsinin üzerine şöyle bir demokrasinin kılıcı vardır. Ta İmam Hatip'e bize anlatırlar. İstanbul fethedilirken papazlar meleklerin cinsiyetini tartışıyordu. Yalan. Yalan. Askerler beceriksiz. İşlerini yapmamışlar. Suçlu ararken papazları suçladılar. Biz de yuttuk onu. Yani melekleri tartıştılar diye niye yani İstanbul'u niye kaybetsinler ki? Adamın görevi o. Şimdi bize diyor ki orada görevini yapmayanlar bize diyor ki kardeşim diyor siz de cepheye gelin. Ya biz cepheye niye geleceğiz? Bizim işimiz bu. Melekleri tartıştık diye niye kaybedelim ki İstanbul? Siz neredeydiniz? Hadi biz melekleri tartışıyorduk. Siz neyi tartışıyordunuz? Arsaları. Öyle mi yani? Şimdi böylece üzerimize böyle demokrasi kılıcı gibi çullanıyorlar. Yani aman şu konuyu tartışma, aman bu. Arkadaşlar bakınız. Entelektüel yarın pazara ne lazım, çarşıya ne lazım diye düşünmez. Zihni hangi konuya dayanmışsa, ulaşmışsa onu tartışır. Tamam, entelektüel böyle bir adamdır. Yani çok keyfi bir adamdır. Ne lazım? Ve öyle bir adamdır ki meseleleri doğru tartıştığında onun ele aldığı her konu şu çarşıya lazım olur. Tamam mı? Mevzu böyle. Şimdi devam edelim biraz daha. Dedik ki şimdi birinci büyük problem ilahi sıfatlar meselesi. Bizim Mutezile ve şey diye ikiye böldü. Burada şimdi nerede duruyor İbn Arabi Konevi? Aslında tam ikisinde de değil. Biraz daha karmaşık bir yerde. Bu uzun bir bahis. Şimdi oraya durmayalım. İkinci konuya gelelim arkadaşlar. Alemi yarattı ve insanı yarattı. Şimdi insana güç verdi mi vermedi mi? Diyelim ki verdi. Peki kendi gücünü sınırladı mı? Şimdi kendi gücünü sınırlamadı dersen insana niye güç verdi ki? Mesela Mutezile dedi ki Cenab-ı Hakk'ın müdahale etmemesi gerekir. Etmemesi gerekir demek gücünü sınırlamak demektir. Ehl-i Sünnet bunu böyle algıladı. Mesela namaz kılacağız, oruç tutacağız, cennete gideceğiz. Cennete kim girecek buna karışmaması gerekir dedi. Neden? Çünkü biz şimdi namaz kılıyoruz. Ondan sonra ibadetlerinizi ediyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Bir sürü böyle Müslümanlığınız var. Tam öteki geçsin olacak şey değil. Bu nedenle dediler ki aslında gücünü sınırladı. Bunu nasıl anlatalım? Kavramıyla anlatalım. Yani bunun bir hikmeti var dediler. Böylece bize bir özgürlük alanı açıldı. Yani insana bir özgürlük alanı açıldı. Şimdi tevhid bu kez burada alemin bir gücü var mı yok mu? İnsanın bir gücü var mı yok mu? İnsanın gücüyle Allah'ın gücü çeliştiğinde nasıl bir durum ortaya çıkar? Bu soruna eklemlendi. Şimdi kabaca çok basitçe bir şey söyleyeyim, buraya geçeyim. Mesela irade-i cüz'iyi savunuyoruz. Aranızda irade-i cüz'iyi savunan var mı? Sen savunuyorsun, tamam. Siz hiçbirini savunmuyor musun? Tamam, savunuyorsunuz. Savun. Tamam. Bence mahsur yok. Ben mühendisim. Betimleri. Benim için fark etme. Şimdi irade meselesini daha doğrusu kelamcılar belki de biraz bilinçli olarak yanlış aktardılar bize. Dediler ki bu irade meselesi daha çok yapmayla ilgilidir. Bir şey yapmak. Halbuki irade meselesi yapmakla ilgili değil. Bilmekle ilgilidir. İrade meselesinde iki tane temel soru vardır. Beni kurtaracak, bana hakikati ulaştıracak şeyi bilebilir miyim, bilemez miyim? Birincisi bu. Diyelim ki bildim. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Birinci soru beni vahiy ile karşı karşıya getirir. Neden? Çünkü vahiy bana gelmezden, eğer ben doğru nedir, yanlış nedir, bunları biliyorsam vahiy bana gelip ne diyecek? İkinci soru ise, bu bildiklerimi yerine getirebilir miyim, getiremez miyim sorusu ise beni ilahi kudret ile karşı karşıya getirir. Şimdi ona daha aşinayız. Ama esas problem
ilahi bilgi problemidir. Yani vahiy ile problemidir. Ehl-i sünnet ustalıklı bir şekilde bu tartışmayı ya unutturdu ya bir şey yaptı. Yani tam şimdi onu unuttum yani nasıl yaptı. Ama bunu filozoflar da gündeme getirdi daha sonra. Yani ben bilebilir miyim bilemez miyim? Yani beni kurtaracak şeyi ben bilebilir miyim bilemez miyim? Mesela şimdi mesela diyelim ki şimdi Ebu Hanife fıkıh diyorsun sünnetten aldı. Ya sünnete hiç gerek yok. Hocam zaten İslamileşmesi o. Ebu Hanife yaptığı şey o. Müslüman fıkıh yaptı. Müslüman. Yani nübüvvetten geleni. Tamam bak nübüvvetten geleni. Aslında onları düşünebilir. Yani Ebu Hanife'nin ulaştığı şeylere Romalı bir adam aşağı yukarı aynı neticelere ulaşabilir. Yani bu kadar böyle ağım şağım yani böyle bir yani böyle bir hani olağanüstü şeyler değil yani tamam mı? Mesela hani buradan Mars'a gönderilir, Mars'ta bile geçerli olur. Değillerdir herhalde yani. Biraz önemli de yani. Tabii tabii. Şimdi irade meselesindeki büyük kavga bu. Bilgimizle vahiy çeliştiğinde değil özür dilerim. Vahiy bize henüz gelmeden biz bizi kurtaracak meseleleri bilebilir miyiz bilemez miyiz? Yani sorumluluğumuz o ayrı. O da bir problem biliyorsun. O da ciddi bir problem. Bir, bilmek zorunda mıyız değil miyiz? Yani yükümlülük aklen midir, dinen midir? İki, bilebilir miyiz, bilemez miyiz? Şimdi, aslında şimdi bakınız. Ehl-i sünnetin şimdi müşterek tavrı şu. İster bilelim, ister bilmeyelim. Bunun hiçbir önemi yok. Yükümlülük şer'an sabittir. Şeriat. Yani nübüvvetle sabittir. Şimdi böylece tevhidin yeni bir sorununa ulaştık. Allah ve alem ilişkisinde tevhidin durumu. Burada şimdi gene Müslümanlar bölündü ve Müslümanların bir kahir ekseriyeti yani diyelim ki şahsen benden takip ettiğim yani Ehl-i Sünnet geleneği Cenab-ı Hakk'ın gücünü devretmediği, Cenab-ı Hakk'ın bilgisini devretmediği, Cenab-ı Hakk'ın tevhidini yani birliğini bozmadığı bir durum ortaya çıktı. Yani alemin ortaya çıkması yani ilave bir şey getirmedi diyenlerin yolu Ehl-i Sünnet. İkincisi ise Mutezile. Onlar ise yani bir nizam var, bir çeki düzen var, aklımız var, gücümüz var, yükümlülük var diyenlerin şeyi. Şimdi burada da Konevi bence bu daha açık bir şekilde Ehl-i Sünnet'ten yana. Yani yani Cenab-ı Hak gücünü kimseye vermedi. Cenab-ı Hak mülkünü kimseye vermedi. Cenab-ı Hak ilmini kimseye bırakmadı. Yani biraz biz emek verelim, biraz Allah'tan alalım değil. Gene bilginin tekeli Allah'tadır. Ve burada hidayet kavramı, inayet kavramı, lütuf kavramı öne çıktı. Son bahse gelelim. Üçüncü konu. Peki biz bu tevhidle ne zaman tanıştık? Biz Allah'la ne zaman tanıştık? Mesela akil bali olunca mı? Anamızdan doğunca mı? Veya kalu belada mı? Şimdi pek çok insanın zihninde kalu bela diye bir mesele vardır. Bu şimdi Müslümanlıkta hakim bir teori değil. Yani Müslümanlar için kalu bela cümlesi hakim bir teori değil. En azından şu şekliyle hakim değil. Şimdi kalu belanın manası ne demek? Dediler ki evet. Şimdi dediler ki evet'i nerede söyledik? Nerede? Yani bedenden önce ruhlarımız orada. Sonra o ruhlarımız bedenlere girdi. Sonra bu ruhlar bu bedenlerden ayrıldı falan. Şimdi Müslümanlar bu kadar böyle bir ruh beden ayrımını kabul etmediler. Neden? Çünkü bunu bu kadar açık kabul edersek bu iş reenkarnasyona gider. Yani ruhlarımız orada geldi. Bedenlere girdi. Ondan sonra öleceğiz. Tekrar bundan ayrılacak dedik. Bundan sonraki toplantılara çay molası koyacağız. Evet bugün biraz... hocam sorun var mı? Hatice sor... Evet. Konuyu daha iyi anlatırım diyen var mı hala? Yani... Evet.
çalışıp geleceğiz diyorlar. Evet. Haftaya size göstereceğiz uzaklaşı şey diyorlar. Her şey şu an yerle bir Evet. Yalnız şöyle, her şey yerle bir olunca sendeki duygu ne? Yerle bir derken Tabii tabii şöyle, bizim şeyde sistemde sorun olmaz. Yani o konular şey yok. Yani şöyle, şöyle bakın, moral bozukluğu oluşuyorsa mesleğinizi değiştirin. Yani moral bozukluğu, hırs oluşuyorsa doğru yerdesiniz. Yani moral, tamam hocam, moral bozukluğu, bu ne kardeşim falan. O zaman domates yetiştirmeye. Yani obruklarda gölet yaptırın, ördek yetiştirin. Var mı öyle bir proje abi? Konya'da çok oluyor. Ha işte onu söylüyor. Ha tamam, yani böyle bir şey yapın yani. Ama moral bozukluğu yok, tamam mı? Cesaret oluyorsa doğru yoldasın. Anlat yani soru şimdi şöyle mesela. Hani desek ki şimdi burada mesela doktor abilerimiz var. Desek ki ya vallahi çok ciddi hastalıklar var, sorunlar var. Tabii üzülürler ümmet yani hasta olacağı için ama mesleki açıdan da. Yani değil mi yani mesela şimdi yani herkese şifa dilersiniz ama yani şimdi aç kalma ihtimali de var, öyle değil mi? Müşteri veli nimetiniz. Şimdi müşteri veli nimetiniz değil mi? Hiç mesela hastalık yok. Ne yapacaksınız? Aç kalırsınız yani. Hani şey imam şey yaparmış, teneşire vurulmuş, kurudun dermiş yani. Hani ölen yok mahallede falan. Yani, ölüyor. Hani, hocam ama doktor diyor ki rızık Allah'tandır diyor. Ya rızık Allah'tandır ama daralır. Bak şimdi rızık Cenab-ı Hak'tan olan kısmı çok azdır. Ben şimdi bunun için derim ki çocuklarınıza helal rızık diye dua ederseniz çok dükkan zarar edebilir. Yani garantisi yok, tamam mı? Yani çünkü rızık demek yani İslam literatüründe rızık tapular demek değildir. Boğazdan geçen şeydir. Boğazdan geçeni verdi mi? Verdi. Rızık tamam. Ama çocuk okulda okuyordu. Yok arabamız şeydi. Sever abinin mesela onu falan, öyle bir şey yok yani. Yani araba rızıktan değil yani. Tamam dolayısıyla yani şey yapabilir yani dükkan zarar edebilir. Bu nedenle şimdi mesela şimdi bak doktor abileriniz yani işlerin iyi gitmesini pek istemediler. Yani tamam herkes afiyet üzere olsun ama yani hani dükkanda çalışsın değil mi yani hani böyle bir denge olsun. Bu nedenle şimdi ben size sorun var dediğimde heyecanlanmanız lazım. Vallahi iş çıktı bize ya, biz işsiz kalacağımızı düşünüyorduk falan demeniz lazım. Onu bulamıyoruz diyorlar. Ha gibi. Evet. Hatice söyle Kübra. Üçüncüyü tam yapamadık valla, çok böyle etkileyici bir şey söyleyecektim de beni affettiniz yani. Felsefe ve sudur nazariyesini biz burada nereye koyuyoruz? Felsefe sudur nazariyesinin iki tane yorum var. Vesileci sudur, Konevi'ninki. O bu burayla ilgili. Vesileci sudurda güç devri yok. Yani mesela su boğar mı adamı? Yok. Allah boğdurursa boğdurur. Bak o cümleyi de anlatayım. Allah izin verirse demek daha sorunlu bir cümle. Allah izin verirse şu demek. Yani normalde bu yapar da Allah izin vermiyor. Ehli sünnette şöyle. Allah bunda yakma vasfı yaratırsa bu yakar. Ateş yakıcı değildir. Su boğucu değildir. Cahit Sıtkın şiirinde öyle. Tamam yani doğanın gücü yoktur. Çünkü deizmin beslendiği teori tabai fikridir. Yani doğada güç vardır fikridir. Din geldi doğanın gücünü boşalttı. Doğadaki gücü yani sadece insan için la havle ve la kuvvete demiyoruz. Doğadaki gücü yani ateşin gücünü, toprağın gücünü, havanın yani var ya yıldırımlar adına falan yani böyle şeyler vardı ya çizgi filmlerde. Ateşlerin gücü adına falan bilmem ateşlerin efendisi var ya böyle. Bunların hepsini topladı din, Cenab-ı Hakk'a tahsis etti. Buraları güçsüz bıraktı, zayıf bıraktı. Sadece bizim adımız fakir değildir. Bütün yeryüzünün adı İmkandan fakire dönüştü. Hepsi muhtaç. Güçsüz bunlar, tamam mı? Şey böyle. Hatice söyle Kübra, devam. O kadar mıydı? Ha tamam. Bir de şeyin bu filozofların sudur teorisi var. O zaten o daha çok onu deizme götürecek bir şey. Şimdi son kısımla yani toparlayalım. Lüksü gelen abilerimiz var. Ondan sonra yorumlar var mı hakikaten? Dürüst olalım. He? Estağfurullah. Evet. Hocamız evet. Da uykusu gelen abilerimizden biri olabilir yani. Biz... O kadar şeyde, hayır o kadar yemek yedirirseniz şeyden konuşmadan önce. Vallahi hakikaten. Peki. Şimdi bakınız. Arkadaşlar. Üçüncü nokta.
Tevhidle ne zaman aşinayız? Nerede tanıştık? Dedik ki, şimdi teoriler var. Mesela bir kısmı diyor ki bülûla. Yani akil bülû. Bali olmayla diyor. Mesela yanılmıyorsam Elmalı tefsirine geçer. Bu diyor hani eles bezmi diyor. Akil bali dönemimiz olabilir diyor. Böyle görüşler var. Önemli değil. Bunu şunun için söylerim. İslam çok farklı yorumları kabul edebilir. İslam'la değişmezler belli yani. Yani farklı yorumları kabul edebilir. Bir kısmı diyor ki hayır diyor. Ruh diyor bedenden önce bir yerdeydi diyor. Ondan sonra geldi. Fakat bunun şöyle bir problemi var. İslam düşüncesinin ve İslam toplumunun en ciddi problemlerinin bir tanesi tenasüçü fikirlerdi. Reenkarnasyoncu fikirlerdi. Bugün de öyledir. Mesela muhtemelen görev yaptığınız yerlerde pek çok insan tenasüçü olacak. Onlarla tartışmak zorunda kalacaksınız. Şimdi bir gün böyle anlatmışımdır belki. Eve doğru gidiyorum öyle. Işıklardan geçeceğim. Bir hanımefendi böyle koştu geldi. Ekrem hocam dedi. Bir şey soracağım dedi. Buyurun dedim. İslam'da dedi reenkarnasyon var mı yok mu? Hayır yok dedim. Ve sadece İslam'da dedim. Hristiyanlık, Yahudi hiçbir yeri yok dedim. Zaten mantıksız bir şeydir dedim. Deyince bir hanımefendi çok üzüldü. Morali bir bozuldu falan. Allah Allah dedim. Ya niye böyle yani falan. Ya dedi 2 yaşında bir çocuk ne olacak? Ya bunu mu düşünüyorsun dedim. Sahibi düşünsün dedim. Allah halleder dedim. Yani bir şey olmaz dedim falan dedim. Tamam. Şimdi bir sürü insan bugün yani toplumda bir sürü insan yani olanı burada yani hani buradan hani tekrar gitmek gelmek falan hani böyle bir fikre sahip. Dolayısıyla şimdi İslam buna kapı açmamak için böyle bir temel bir ruh beden ayrımını kabul etmedi. Yani ruhumuz böyle uçuyor gidiyor bedenimiz bunu kabul etmedi. Bu daha sonra tasavvufla güçlendi. Yani tasavvuf olmasaydı biz daha materyalist, daha bedenci bir ruh beden telakkisi görecektik. Nitekim Gazali diyor ki bedeni savunmazsak diyor bireyselliği izah edemeyiz. Bireyselliği izah edemez isek o zaman kim yükümlüdür kim değildir biz bunu anlayamayız. Dolayısıyla şimdi bedeni savunmamız lazım. Yani bedenin hukukunu korumamız lazım diyor Gazali. Ve filozofları tekfir ettiği yerlerden birisi burasıdır. Dikkat ediniz bakınız. Cismani haşrı inkar ettikleri için değil. Teklif ortadan kalktığı için onları tekfir etti. Yani deselerdi ki mesela filozoflar deselerdi ki. Kardeşim cismaniliğe gerek yok. Zaten şöyle olduğunda bireysellik devam ediyor. Deseydi tekfir edemezdi. Ama cismani haşir Gazali'ye göre bireyselliği savunmanın ve teklifi savunmanın tek yolu. Böyle olduğu için bunu reddederlerse ve diğer yorumu da yapamayacaklar için. Yani nasıl olacak? Mesela ahirete gittik. Murad'ın Murat olduğuna nasıl karar vereceğiz? Ve kim bilecek? Mesela Ekrem Ekrem'di. Buna kim? Yani bu nasıl olacak? Şimdi bu zor bir konu. Yani bizi ayrıştıran şey nedir? Bizim için zor. Allah hepimiz zorluk hocam niye buna giriyor şimdi? Ya öyle değilim işte. Yani o zaman Gazali yani yazdığı kitapların yarısını çöpe atmamız gerekirdi. Tamam yani yarısını çöpe atma. Razi'nin eserlerinin bir kısmı İbn Arabi'nin kitaplarının bir kısmı çöpe atmamız lazımdı. Delillendirmek için yani o ilk başta konuştuğumuz şey o. Yani iman ediyorsak tamam. Ama delillendirmek yani ikinci nesli aktarırken delil lazım bize. Yani delil olmadan bunu şey yapamayız yani konuşamayız. Bu nedenle şimdi bu konuyu böyle savundum. Şimdi bakınız. Tevhidle ne zaman tanıştık? Yani Allah'la biz ne zaman tanıştık sorusu acaba böyle bir ezeli tarafımız var mı yok mu sorusuna döndü. Burası çok güzel. Yani gerçekten bir anda artık tevhid Allah'a konuşmak iken kendimizi konuşmaya da döndü. Ve sanki şöyle bir yere gittik. Biz onun tevhidini ne zaman tanıdıysak o zaman var olduk. O zaman artık dini hayat Allah'ın tevhidi yani Allah ve ben üzerine kuruldu. Sadeddin Konevi ve İbn Arabi'nin yaptığı şey tam olarak bu oldu. Eğer Allah'ın tevhidini konuşursak biz de bunu tanımış olacağımız için yani biz de ona aşina olacağımız için aynı zamanda bizi konuşmak demektir. Bu nedenle tevhid zorunlu olarak insan bilgisini de içerir. Çünkü tevhid edecek olan neticede insandır. Peki insan buna nasıl katılacak? Bu da hem Sadreddin Konevi ve İbn Arabi'nin hem de daha önceki tasavvufun cevabıdır. İnsan bu sürece Allah'a benzeyerek katılacak.
Allah'a ne kadar benzersek Allah hakkındaki cümlelerimiz o kadar doğru olacak. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Merhametimiz yok iken tevhid meselesi anlayamayacağız. Cömertliğimiz yok iken tevhid meselesini anlayamayacağız. Cesaretimiz yok iken, adaletimiz yok iken, sıdkımız yani doğruluğumuz. İslam'da sıdkla ilgili bütün ahlaki kavramlar Cenab-ı Hakk'ın hak olmasından gelir. Yani hak isminden gelir. Sıdkımız yok ise, yani doğruluk peşinde olma, doğru düşünme vasfımız yok ise biz hakkı anlayamayacağız. Yani tevhidi anlayamayacağız. Böylece şimdi tevhid bizim için iki şey oldu. Bir, tevhidle ne zaman aşinayız? Nerede tanıştık? Bu bizim ezelilik sorumuz. Yani biz ne zaman yeryüzüne geldik? 1969'da mı geldim? Tanıştım. Yoksa ezelde mi tanıştım? Müslümanların bir, yani bu sufilerin bir kısmı bunun yeryüzündeki hayatımdan önce olduğunu düşünerek bir ezelilik fikrini kabul ettiler. Yani ben bedene sığmayan birisiyim. Bedenden önce olan birisiyim dediler. Cüneydi Bağdadi geleneği böyle söyledi. İbn Arabi ve Sadreddin Konevi de bu görüştedir. Yani biz bu bedene sığmaz. Hani şeyin Nesimi'nin şöyle bir cümlesi vardır. Bendedir iki cihan, ben bu cihana sığmazam. Hallacı Mansur'u da tam olarak o şekilde değerlendirebiliriz. Bunlar bizim tevhidle ilişkimizi, irtibatımızı beden öncesine taşıyarak insan için bir başlama noktası olarak tevhidi ikrar ettiği o durumu kabul ettiler. Bu düşünce Müslüman düşünce içerisinde çoğunluk değildir. Fakat çok etkili bir düşüncedir. Etkisi ise savunduğu düşünceden gelmez. Bu düşünceyi dayandırdığı ahlak nazariyesinden gelir. Şimdi bunları iyi anlamamız lazım. Bak etkisi savunduğu düşünceden. Çünkü Orta Doğu'da bir sürü şey var. Kadim insan inancı var. Yani ezeli olduğumuza dair inançlar var. Dolayısıyla buradan gelmez. Nereden gelir? Peki bu ezeliliğin bize neticesi ne olacak? Dediler ki biz ahlak yoluyla, ahlaklanarak biz bunu anlayacağız. Dolayısıyla tevhid bizde ahlakı meydana getirir. O zaman tekrar yani bunu şöyle toparlayalım. Bizim dini hayatımız tevhid ile başlar ve tevhid ile biter. Tevhid Allah'ın sıfatları demektir. Tevhid Allah'ın alemle irtibatı demektir. Ve tevhid Allah'ın bizimle irtibatı demektir. Bu süreç içerisinde Allah'ın birliği, Allah'ın gücü, Allah'ın kudreti sınırlanır mı, sınırlanmaz mı meselesi tevhide dair bütün tartışmaları şekillendirdi. Bize düşen ise, tevhidden bizim payımıza düşen ise bir, tevhidi ne zaman kabul ettik sorusuyla ezeli bir varlığımız var mı yok mu meselesidir. Bu çok önemlidir. Mesela biz bugün modern dünyada yani evet insanın beden öncesi, yeryüzüne gelmezden önce bir hakikati vardır diyebilsek muazzam bir güç, yani dini düşünce muazzam bir güç kazanır. Çünkü şu an yeryüzünde olan bir en önemli şey insanın veya hayatın şeyine dair yani tırnak içerisinde söyleyeyim kutsiyetine dair bütün kabullerin reddedilmesidir. Yani sadece bugün ateizm güçlenmedi. İnsanın bütün kendisiyle ilgili telakkileri yok edildi. Eşref-i mahlukat cümlesi bugün saçma bir cümle haline geldi. Eğer bugün Müslüman düşünce yeryüzüne insanın ezeliliğiyle ilgili o sufilerin, mutasavvıfların söylediği cümleleri tekrar anlatabilirse, buradan bir hikaye oluşturabilirse, buradan bir söylem oluşturabilirse yeryüzündeki dil değişebilir. Ehl-i sünnet çekinceleriyle söylüyorum. Yani her şey Allah'a bağlıdır. Yani her şey. O hariç. Oraya geçeyim. İkinci mesele insanla ilgili böyle bir telakki yani böyle bir bakış açısı, böyle bir telakki ise güçlü bir ahlaka dayanır. O zaman şimdi Müslümanlar yeryüzünde vazgeçilmez bir ahlakın müdafileri olmak zorundadırlar. Çünkü bizim için merhamet artık birisine merhametli olup olmaktan fazla bir şey. Tevhidi anlamanın olmazsa olmazıdır. Yani merhamet yoksa ben sadece zalim olmuş olmam. Aynı zamanda muvahhid olma vasfımı da kaybederim. En azından
Yani ilkece kaybetmesem bile yani tahkik olarak yani şey olarak bunu kaybederim. Evet. Cömert mesela ben cömert olmasam ne olur? Ben cömert olmasam cevad olan Cenab-ı Hakk'ı anlama, onu tevhidini bilme imkanı kaybetmiş olurum. Böylece niçin ahlak sorusuna cevaben tevhid diyeceğiz. Niçin ahlak? Çünkü tevhidi idrakin yolu ahlaktır. Nokta. Bu kadar yani ben bu kadar biliyorum. Özcan abi bunu hazmetmemiz için kaç gün lazım abi? Ali abi bu kadar. Vefa adamda mı hocam tevhide çıkacağız? Vefa işi. Kim dedi onu? Emine demiştir. Emine ne dedin Miraç'a? O zaman vefadan, yani vefanın ahlak olmamasını buna mı bağlayacağız? Kesinlikle. Vefa, vefanın bir ahlak olması teknik olarak mümkün değildir. Mümkün değildir. Bize uyar hocam fıkıha mesela. Mümkün değil. Şimdi neden? Şundan dolayı. Sadece şunu sorayım. Bak sadece şöyle söyleyeyim. Diyor ki bir fincanın 40 yıl hatırı vardır diyor. Kim aklında tutacak 40 yıl önce bir kahve içirmiştim ben? Hocam şimdi mesela bu... Onu anlatmaya çalışıyorum. 40 gün değil. 40 gün. 40 gün de değil. Mesela 40 dakika. Bir insan gitse bir komşunun ziline bassa çıkmadı. Bir daha bastı çıkmadı bir daha. Mesela bir dakika süreyle zile bassa ve ertesi gün karşılaştığında ya iki saat zile bastım kimse çıkmadı dese bu yalan olmuyor. Kesretten kinaye. Kinaye tamam. Yani bir dakikada bir zile basmak için çok uzun bir süre. Tamam güzel. 40 yıl bir teşbih. Tamam. 40 dakika diyorum ya. 40 dakika. 40 dakika. Şöyle. Yapılan bir iyiliğin bir süre insan hafızasında iz bıraktığıyla... Kimin hafızasında? Efendim? Kimin hafızasında? Yapanın mı, yapılanın mı? Kendisine iyilik yapılanın. Yapılanın. Tamam. Güzel. Peki. Şimdi eğer şöyle bir... Yapan zaten unutacak o anda. Ha. Dediniz ya siz. Ha, güzel. Bunu. Tamam. Tamam. Şimdi bir defa yapan unutacak değil mi? Bununla anlaştık. Tabii tabii. Dolayısıyla yapana bir iyilik yapıldığında sürpriz olacak. Allah Allah. Allah Allah. Bunu niye yaptın ya? Filan diyecek değil mi? O zaman sorun yok. Çünkü yapmadığında da adam bir şey beklemiyor. Yavaş yani. Yavaş kamu düzeni kurulacak. Ya bir dakika şimdi. Bir saniye. Şimdi eğer yapan bekliyorsa bunu ticaret yapmış adam. Ahlak değil. İki de bakınız arkadaşlar. Çok basit yani. Yani bunlar çok basit. Bir, ahlak karşılıksız olana verilen isimdir. Karşılıklı olana da ticarettir. Düşünce tarihinin en ciddi meselesi ahlak ile ticareti ayrıştırmaktır. En zor konu budur. Eğer karşılıklılık varsa bu ticarettir. Yalnız hocam insan bu iyiliğe karşılıksızlığa bir anda ulaşamaz. Bir süre karşılıklı olarak talim yaparak ulaşabilir. Nitekim Ercan abi gerçekten bir mühendissin ha. Vallahi mühendissin. Ve sen bak ilahiyatçı olsan da İslam hukukçusu olurdun ha. Zaten hakikaten tam bir mühendis. Eyvallah. Benim muhibbanım Murat'ın iş ortağı. Çünkü bir mühendis yani şey yapmadığın yani sisteme tam dahil etmedikleri şeylere muhabbet duyar. Niye? Daha sonra belki sisteme onları da dahil ederiz diye. Bu nedenle mühendislerin sevgisinden uzak durun. Yani o sizi şu an sisteme dahil etmemiştir. Yani ikincileştirmiştir. Onlar ikincileştirdiklerini severler. Ha. Ercan Bey şöyle yapıyor. Ekrem Hoca'yla bizim şeye dahil edeceğiz. Biraz zaman bak beni, siz kalkıp yukarı gelmeyeceksiniz. Bak ben de yukarı diyorum ha. Onu da altını çizelim ya. Tamam yukarı. Siz yukarı gelmeyeceksiniz. Beni aşağı dahil edeceğiz. Onun için arkadaşlar mühendislerin sevgisinden uzak durun. Mühendisler yani sonra işimiz buraya gelir yani henüz buraya gelmedik. Onları şimdilik sevelim yani ilgi yani şeyimizde dursun yani tamam bir de kendi başına örgütlenmesin diye severek kontrol ederler. Severek yönetirler. Şimdi arkadaşlar şöyle. Ahlakı karşılıksızlık olarak tanımlamak için Sokrat öldü. Tamam mı? Bu ahlakı savunmak için. Sonra Platon o kitaplarını yazdı. İdealar nazariyesi ortaya çıktı bundan dolayı. Bundan zihnimizde kalan tek şeyin Platonik sevgi olması büyük talihsizliktir. Platon'da bütün ahlak Platoniktir. Yani tek taraflıdır. Karşılık beklenen bir şey ahlak olamaz.
Fakat şimdi burada çözdük. Yani Ercan abi de bu mevzunun bu tarafını çözdük. Fakat diğer tarafına geleyim. Diğer tarafı daha tehlikelidir. Şimdi hafıza şöyle. Ödeşme mantığı. İnsan en zor kendisine yapılan iyilikleri unutur. Çok zordur. Biz bize yapılan iyiliklerin altında kalmamak için önce nazikçe teşekkür ederiz. Teşekkürü çok abartırız ve karşı tarafta şöyle bir bilginin oluşmasını sağlarız. Vallahi adama iyilik yaptı ama hakikaten yani değdi be. Böylece ödeşmiş oluruz. Ödeşme yapılan iyiliği reddetmek demektir. Ödeşme arzusu yapılan iyiliği reddetmek demektir. Bunun aksini hiç kimse savunamaz. Yani tekrarlama olarak düşünemiyoruz da reddetmek. Ha şöyle. Ercan abi şöyle. Şimdi bir gün biz anladık ki ya dedi senin söylediklerin dedi, hadis-i şerife aykırı dedi. Bu da ilahiyatçı biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz ne diyor dedi? Tehadü tehabbu. Hediyeleşin birbirinizi sevin. Güzel. Şimdi hediyeleşelim dedim. Yani bence bir şey yok. Hediyeleşelim. Mesela sizin televizyon çıkan bana verdiğiniz ceketleri ben aldım. Ben de karşılıklı mesela size bir bardak yani bir bardak su hediye ettim. Sorun var mı? Bak şimdi. Şimdi Ercan abi için sorun yok. Tamam Murat için sorun. Şimdi böyle konuşamayız ama o zaman. Yani böyle konuşamayız tamam mı? Bir yerde sorun var. Yani hediyede denklik diye bir mesele vardır ki bu konuşmalar çıkıyor. Armağan konusu aslında tabii. Ödeşme mantığı buradan çıkıyor. Armağanı ummadığı bir zaman gelen bir şey. Şimdi eğer bunu böyle yapabilirsek, yani biz birbirinden bağımsız tamam mı? Mesela ben sana bir hediye veriyorum, sen yanındaki arkadaşa veriyorsun, o da başka birisine hediye veriyor vesaire tamam mı? Hani etrafımızda, ondan sonra tesadüfen sen de bana ver falan. Bundan söz etmiyorum. Orada önemli olan şey şu, bir ödeşme mantığının olmaması lazım. Çünkü ödeşme mantığı kibrin delilidir. Tamam bak, ödeşme mantığı kibrin delilidir. Yani bir adam ödeşerek ona yapılan iyiliği geçersiz kılmak ister. Ne zaman ödeşir? 40 sene sonra. Yani bir gün bir inşi, bana bir işin düşsün. Ben de Allah'ın izniyle bunu öderim. Tamam mı? 40 yıl bile geçse ödeşmek isterim seninle. Çocuklarıma vasiyet ederim. İşte abinizin işte işi düştü mutlaka yapın filan diye tamam mı? Vasiyet ederim. Neden? Bu ödeşme mantığı çok büyük bir şeydir. Efendim? Aslında hocam defa bence anlamadır. Neden? Vadinden hulf etmemek. Bak şimdi bunlar ayrı şeyler ama hocam. Bak ayrı şeyler. Efendim olmaz. Tabii ki yok ya. Tabii ki yok. Fakat din. Efendim ben şimdi ben size Ekrem Demirli ahlaklıdır diye cümle kurdum mu? Anladım. Anladım. Ben şimdi diyorum ki bakınız. Şimdi ahlakın bir tanımı var. Tamam mı? İnsanlar yani sadece dindarlar değil. Filozoflar yani bu işi tartışan kişiler dediler ki bu ahlak çok mübarek bir kelime. Bunu olur olmadık yerde kullanmayalım. Yani karşılıklılık varsa buna ahlak demeyelim. Yani ticaret haram değil ki. Mesela vefa iyi bir ticaret biçimidir. Ne ya bir şey yok ya yapalım ya ne olacak mesela hediyeleşme. Mesela işte evleniyorsun, onu düğüne hediye götürüyorsun, çocuğunu altın falan. Çok iyi şeyler yani yardımlaşma. Bu bir emniyet sandığıdır. Buna bir yanlışlık yok ki. Yanlışlık nerede? Bir taşla iki kuş vurma. Hem ticaret yapacağım, hem yüksek ahlak sahibi olacağım dediğinde onu din yutmaz. Felsefe yutmaz, acizane ben de yutmam. Yutmam. Neden? Şimdi bak söylediğine geleceğim. Şimdi... Dinde normal şartlarda hedef karşılıksızlık ve ödeşmemezlik. Tamam mı? Esası bu. Neden? Çünkü ödeşme mantığı kibrin delilidir. Yani öyle bir insansın ki sen hediyeyi kabul etmiyorsun. Bozuyorsun hediyeyi ya. Tamam ben sana bir şey veriyorum. Hemen karşısına bir tabak pilav gönderiyorum. Gerisine bir tabak dolma gönderiyorsun. Valla bizim evde ya gelen tabağı boş gönderelim dedim. Yani
Yani bunu lütfen boş gönderelim. Yani böyle şey olabilir mi? Yani hakikaten bir tabak dolu geliyor. Geriye şey dolu tabak geliyor. Yani bir tek bizde mi oluyor? Sizde hiç olmuyor mu? Yok. Tamam. Tabağı dolu gönderenin bir hatası varsa niye İslam'da vefa yok olarak diyorum? Bir dakika. Ben İslam'da vefa yok demedim. Hayır. Ben bir dakika. Vefa, ahlak olan bir vefa tabii ki var. O bu değil. Yavaş yavaş geleceksin. Gelmem. Kendileri gelecek onu. Bak şimdi ben size söyleyeyim. Evet. Bakın şimdi Emine miydi? Ha Emine bak şimdi şöyle. Şimdi İslam'daki ahlak şu. Biz Cenab-ı Hakk'a tek taraflı olmak üzere bir söz verdik. Çift taraflı değil. Mutezile değiliz. Sözleşme yapmadık. Tek taraflı bir söz verdik. Nedir o? Dedim ki Ya Rabbi güç ve ha bitirelim. Ha. Arkadaşlar yani halinizden memnun gibisiniz. Yani yani sıkıntı yok gibi. Tamam. Araç lazımsa Ercan abi diyor ki araç ayarlayalım. Evet deyin ya. Evet. Evet tamam. Araç lazımmış Ercan abi. Araç ayarlayalım. Şimdi bakınız. Şimdi ben Cenab-ı Hakk'a ben bir söz verdim. Dedim ki Ya Rabbi güç ve kuvvet senindir. İnsanların işlerini, dertlerini sen çözersin. Fakat ben de vesile olmaya bana nasip eyle. Diye söz verdim. Bir adam kuyuya mı düştü? Ben onun kuyudan çıkması için elimi uzatırım. Tamam mı? Ben bunu söz verdim. Murat benden borç mu istedi? Param varsa veririm. Emine benden ilim mi istedi? Biliyorsam öğretirim. Tamam mı? Şimdi bu benim ahde vefam. Yani Cenab-ı Hakk'a bir söz vermişim. Bu söze vefam bu. Şimdi Murat'a ben para verdim. 6 ay sonra Murat'cığım şimdi sap döndü, keser döndü. Durum kötü. Sen de bana biraz versene. Vermedi. Sonra geldi tekrar geldi. Vefa demek o bağlı olduğumuz ilke sebebiyle onun bana vermediğini hatırlamamaktır. Eğer İslam ümmeti vefayı böyle anlıyorsa ben şu an 40'lar, 7'ler, 3'ler, 5'ler arasındayım. Yani siz yani şu an mesela sizce evet hocam biz zaten vefa bundan diyoruz diyelim. Şimdi ben lazım öyle anlatırım tamam. Hocam ya sen kendin uyduruyorsun ötekini. Biz zaten böyle düşünüyoruz derler bana tamam. Allah razı olsun vefayı. Biz de kendimizi oraya yaklaştırmaya çalışalım. Tamam şimdi ben derim. Tamam. Hocam sen şimdi bana derler tamam. Hocam kendi kendine uydurduğun şeyleri getiriyorsun. Bizim düşüneceğimiz gibi anlatıyorsun. Tamam. Biz seni tam şu en son söylediğini kabul ediyoruz diyorlar. Ha böyle mi kabul ediyorsun? Zaten sorun yok. Yani vefa bu vefadır. Bak tamam mı? Bu vefadır. Yani ben senden bir şey istedim. Bak olumsuz durumu düşünüyorum tamam mı? Normalde sonra da misal olarak söylüyorum. Şimdi diyelim ki ben sana iftira ettim. Tamam mı? Ondan sonra da bir yere düştüm. Senin bana hayır yapman çok tehlikelidir. Neden? Beni mahcup etme arzusu taşıyabilirsin. Övülme, vay be, ne adammış be. Demin bir, hiç kardeşim ya benim böyle bir hikayem yok ya. Ben Cenab-ı Hakk'a bir söz verdim. Düşen gördüm elimi uzatırım kim olursa olsun dedin mi? Vefa budur. İslam'da vefa ilkeye vefadır. Kişiye değil. Davranışa değil. Tamam mı? Şimdi gelelim sen dedin hani cennet cehennem meselesine. Şimdi normalde tabii ki bu da bir problem konudur. Bu neden şimdi Yunus Emre diyor ki aşık mı deyim ben ana? Tanrı'dan uçmağın isteye. Uçmak dahi tuzak imiş mümin canların tutmaya. Ben diyor aşık hakiki mümin demek. Ve ben hakiki mümin mi diyeceğim? Allah'tan cennet istiyor. Cennet dahi tuzak imiş uçmak cennet demek. Mümin canların tutmaya. Tuzak şu demek. Şimdi kuş yakalayacağız. Tamam mı? Şuraya yemi koyduk. Kapanı kurduk. Küt yakaladık. Cenab-ı Hak diyor cennet diye bir şey bize anlattı. Çünkü başka bir yere gitmeyeceğiz. Oraya küt gideceğiz. Ha hop oradan alacak biz kendi katına alacak. Cennet araç dedi tamam mı? Bunu neden dedi? Gerçekten dini hayatta Platon'u aşan Sokrat'ı aşan bir ihlas arayışı var. Rabiatül Edebiye dedi ki, ya dedi bu cennetle cehennemi zihnimizden çıkartmamız lazım dedi.
Cennet ve cehennem, tamam. Şimdi ben bunu çocuklara sordum, değil mi? Çocuklar dedim, size bir haber getirdim. Cennet yanmış, cehennem sönmüş. Ne yaparsınız? Hocam dedi, akşam söyleseydiniz sabah namazına kalkmazdık dedi. Tamam. Yani dedim, akşam gelmedi. Bir iki sabahleyin. Sabahleyin geldi. Şimdi sabahleyin geldi. Şimdi bakın. Rabiatül Ademiye diyor ki, yani cehennem yansın, sönsün, cennet yansın. Bakalım kim Allah'a ibadet eder, görelim. Fakat din gerçek, şimdi din aynı zamanda bir mühendis aklı demek. Din baştan sona metafizik olsaydı buna 3000 kişi zor girerdi. Atalla Eskender diyor ki, Allah diyor namazları kılın deyip de vakitleri belirlemeseydi biraz sonra diye kimse namaz kılmayacaktı diyor. Dinin bak kural koyması nesnel böyle mutlak bir şeyle kesinlikle olur. Kuralları için aldığı tedbirler mühendis aklı içerir. Çünkü neden? Peygamber Efendimiz zaten Ebu Bekir var, tüccar, Ömer var, Osman. İnsan var. Yani normal insan. Bunlar hepsi filozof değil, şey değil. Bu nedenle din dedi ki ben insanlardan ihlas istiyorum. Cennet ve cehennem ihlas dışıdır. Tamam bak. Din dedi ki yani bir adam cennet için namaz kılıyorsa ve bir adam cehennemden korktuğu için namaz kılıyor. Tamam. Bu dedi ihlas dışıdır. İhlası bozar, kabul etmiyorum bunu dedi. İhlasın dozu düşük olanı desek hocam. Şöyle öyle de söylenebilir. Yani Rabia'yı en yukarıya koyarsak bu da ihlaslıdır. Yani din bunu böyle çünkü ne bak böyle basit bir şey değil ha. Böyle şimdi ben mesela şimdi diyelim ki mesela size geldim değil mi? İki saattir burada bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Yani hani falan değil mi? Yani daha önce işte yazı dersi yaptık falan değil mi? Şimdi diyorum ki bak hakikaten normalde teşekkürsüz. Şimdi teşekkürü bırak hani giderken taşlıyorsunuz falan. Haftaya yeniden geliyorum. Seçim var geleceğim bir sonraki hafta. Yeniden geliyorum tamam mı? Gene dinliyorsun giderken taşlıyorsunuz bir de dedikodu yapıyorsunuz falan. Ben de hiç ya oralı bile değilim ya aman filan. Vallahi ya Rabbi ya Settar isminle tecelli ettin. Bütün kemalimi gizledin bunlardan. Neslime böbürlenecek hiçbir şey bırakmadın diye ben de böyle şükür secdesiyle kapana kapana gidiyorum şuradan. Tamam mı? Cennet ve cehennem bu demek. Bak şimdi yani beni taşlıyorsunuz tamam mı? Bak şeyi geçtik. Teşekkür meşekkürü geçtik. Taşlıyorsunuz tamam mı? Ekrem'i taşlıyorsunuz. Bir dakika hatta giderken bir şey görüyorum. Hani o Hazreti Hızır hikayesinde var ya hani. Yani duvar yıkılıyordu. Duvarı da yapıyorum. Bir de o kadar iyilik yaptık yani. Yani yok hayır çıkarken taşlanırken bir duvar da yapıyorum size dışarıda. Hiç yani siz onun farkında bile değilsiniz. Başkası yapmış diye adama madalya veriyorsunuz. Onunla bile. Şimdi ben niye? Ben sadece cennetle cehennem. Bu acayip bir ihlas meselesidir. Çünkü siz şimdi dün birisi söylüyordu. Çok hoşuma gitti bir cümle. Dün kim vardı bizim programda ya? Neyse. Fatih Hoca. Fatih Bey. Şey dedi ki diyor. Unuttum şimdi cümlenin aktarımı da. Yani televizyon dinleyebilirsiniz onu. Dedi ki Allah sen Allah'a döndüm. Ha, Veysel Karahan Hazreti Ömer'e diyor ki Allah'a döndüm. Başkasına bakma diyor. Üç tane cümle çok hoşuma gitmişti cümle. Şimdi unuttum onu. Yani Allah'a dönmek bu demek. Başkasına bakmamak. Şimdi sen insanlardan yüz çeviriyorsun. Cennet cehennem. Din bunu ihlas kabul etti. Bu gerçekten çok yüksek bir ihlastır. Yani melamet ateşlerinden geçmeden bunu yapamazsın yani. Bu nedenle bunu hani ister düşük dozaj de ister başka. Bu bir ihlastır. Çünkü önemli olan gördüğüm kişi kim? Sensin. Senden bir şey talep etmiyorum. Yani bu karşılıksızlığı sağladım. İki, ödeşme kibrinden kendimi kurtardım. Bak, karşılıklılıktan kurtardım. Ödeşme kibrin, ödeşme bir kibirdi, bunu unutmayın. Yani deneyin mesela. Yani size birisi bir hediye verdi. Teşekkür bile etmedi. Deneyin bakayım. Mümkün değil. Bizim bir arkadaş vardı, bana kravat alacaktı. Ya ikna ya falan diye kabul etmek çok zor. Organizasyona çevirdik. 10 kişiye kravat aldırdım. Öyle kabul ettim. Anladın mı yani? Üstelik kravat takan bir insan da değil. De değilim yani. Hani. Hakikaten işte takmadım yani. Şey olarak takmadım. Dolayısıyla şimdi arkadaşlar vefa bu bakımdan ilkeye sadakat anlamında. Yani Cenab-ı Hakk'a verdiğimiz söze bağlılık anlamında bir vefadır. Karşılıklılık insanlarla olan ilişkimizde karşılıklılık ilişkisi anlamında bir ahlak değildir. Tamam?
Bak bununla ilgili söylenen bütün cümleler yanlıştır. Diyor ki Peygamber Efendimiz diyor Hazreti Hatice'nin akrabalarına vefa gösterir. Basit bir soru ya. Çok basit bir soru. Her şeyi çözersiniz. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice validemizin akrabalarına vefa gösterirken kime göstermemişti? Yani geleni böyle gönderiyor. Git. Sen Hatice gel. Böyle mi yaptı? Hazreti Peygamber hakkında konuşurken adaba riayet etmiyorlar ya. Anladın mı? Nokta.